Evet arkadaşlar, 8. filmimize başlıyoruz. 8. filmimizin başlığı neymiş? Üçgenin yardımcı elemanları. Yardımcı elemandan daha önce benzerlik konusunda bahsetmiştim. Özelliklerinin birinde geçiyordu. Neydi yardımcı eleman? Hemen hatırlayalım. Açı ortay, kenar ortay ve yükseklik. Evet, değil mi? Yardımcı elemanlarımızın isimleri buydu. Şimdi bu fuyumuzda ne yapacağız? Bunlarla ilgili olan özel durumları, özellikleri inceleyeceğiz. Evet. İlk olarak ne varmış? Açı ortay varmış. Yardımcı elemanlarımızın ilk işleyeceğimiz açı ortaymış. Açı ortay ne demektir? Adı üzerinde açıyı ortalıyor. Yani açıyı iki eşit parçaya bölen ışındır. Şimdi özelliğimize ait kuralları burada vermiş ama ben bunu ayrı tekrar çizerek şekil üzerinde anlatmak istiyorum. Şimdi önce bir açı çizelim isterseniz. Bu açımız olsun. ABC açısı. Bunun açı ortayını çizelim. B açısını ikiye bölelim isterseniz. Bu da açı ortayımız olsun. BK ışınımız. Şimdi açı ortayın özelliklerini burada tekrar edelim. İlk özelliğimiz şudur arkadaşlar. Açı ortay üzerindeki bir noktadan, mesela diyelim ki şu nokta olsun. Açının kollarına dikmeler çizdiğimiz zaman açının kolları da nedir? BA ile BC'dir. Açının kollarına dikmeler çizdiğimiz zaman bu dikmeler birbirine eşit oluyor. Bu dikmeler birbirine eşit olmasının dışında bir eşitliğimiz daha var. Neler eşit oluyor? Dikin indiği yerden açının köşesine kadar olan parçayla dikin indiği yerden açının köşesine kadar olan parça eşit oluyor. Zaten bu ikinci söylediğim eşitliği kendiniz de görebilirsiniz. Nereden görebilirsiniz? Şu üçgenle aşağıdaki üçgen diklerin eşitliğini söyledikten sonra eş üçgen çıkıyor dikkat ederseniz. Açıları ve bir kenar uzunluğunun eşitliği verilmiş. O yüzden de eş olduğunu söyleyebilirsiniz. Dolayısıyla alan da eşittir tabii. Onu da söylemeye gerek yok, uzunluklardan gözüküyor. Burada işte aynı mantıkla açı ortaydan kolları çizen diklerin eşitliğini söylemiş. Yine dikten köşeye kadar olan parçaların eşitliğini söylemiş. Açıların zaten eşit olduğunu baştan söylüyoruz. Ben bir de şunu hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Yine bir açı ortay ve açı çiziyorum önce. Şimdi açı ortayın üzerinden kollara çizilen dikler eşit demiştik. Açı ortayın üzerindeki bir noktadan kollara çizilen dikler eşit dedik burada. Peki dik olmak zorunda mı? Dik değil de ben orada 120 derecelik açı alsam, 60 derecelik açı alsam yine eşit olmuyor mu? Yine eşit oluyor arkadaşlar. Mesela ben buraya da alfa kadar bir açılık çizdim. Aynı şekilde burada alfa kadar bir açılık çizdim. Bu durumda yine şu uzunluklar eşit oluyor. Zaten yine bunu da kendiniz görebilirsiniz. Nereden? Bakın eş üçgenler geliyor. Açıları aynı çünkü. Ve bu açıların karşısındaki bir ortak uzunluk var. Onu zaten direkt çıkıyor. Bu eşit olunca da diğer parçalar eşit oluyor. Mantığı da buradan gelmiş oluyor. Evet, şimdi kuralımızı uygulayacağımız etkinliklerimize başlayalım. Birinci etkinlik kuralı bildikten sonra çok kolay. Hemen açı ortay demiş. Açı ortayın üzerinden kollara dikler çizilmiş. Kuralıma göre bunlar neydi? Eşitti. Eşitledim. X'i de ne buldum? 6. Aynı mantık burada. Yalnız bu sefer açı ortay olduğunu söylememiş. Olaya tersten gideceğiz. OP uzunluğunu vermiş. P üzerinden eşitlik çizmiş. Bir de dik açımızı vermiş. Bu ne zaman oluyordu? Açı ortaydan kollara dikler çizildiği zaman oluyordu. Dolayısıyla buranın açı ortay olduğunu ve şu parçaların birbirine eşit olduğunu söyleyebilirim. 2x eksi 3 eşittir x artı 2'ye. Bunu zaten denklem çözeceğim arkadaşlar ama öncesinde şunu söylemek istiyorum. Bunu zaten şuradan da düşünebilirsiniz. Bakın şu üçgenlerde iki tane dik üçgen var. Hipotenüsü ortak, birer dik kenarı ortak. Episagordamlar eşit gelmez mi zaten? Eşit gelir. Hemen bunu da çözdüğüm zaman x eşittir. Burada da ne gelmiş oluyor? 5 gelmiş oluyor. Evet, açı ortayla ilgili ilk özelliğimize geçiyoruz. İlk özelliğimiz şu arkadaşlar. Bir üçgende iç açı ortaylar, şöyle çizersem, bir üçgende iç açı ortaylar bir noktada kesişmek zorunda. Şimdi bunu sorularda nasıl karşımıza çıkacak ya da nasıl kullanacağız? Onunla ilgili şurada kısa bir hatırlatma yapacağım.
Evet, bir üçgen çiziyorum. İki tane açıortayını çiziyorum örneğin. A'dan ve B'den gelen açıortayları. Şimdi arkadaşlar, iki tane iç açıortay kesişiyorsa, bunların kesiştiği noktaya üçüncü köşeden gelen uzunluk. Burada mesela C oluyor üçüncü köşemiz. C'den gelen uzunluk bu kurala göre ne olmak zorunda? Açıortay olmak zorunda. Zaten bakın bunu bu ifadede de söylemiş. Bir üçgenin herhangi iki köşesine ait iç açıortayların kesiştiği nokta D ise diğer köşeden gelen açıortay da D noktasından geçer demiş. Ben bu şekil üzerine tekrar söylüyorum. Bir üçgenin iki köşesinden gelip içte kesişen iç açıortaylarımızın bu kesiştiği noktaya üçüncü köşeden çizdiğim uzunluk ne olmalı? Açıortay. Bir önemli özelliğimiz bu. Bir özellik daha vereceğim. Bunu normalde bilmeden soruları çözebiliyorsunuz. Ama bazı sorularda kolaylık sağlayabiliyor. Ya da bir kitapta gördüğünüz, "Aa, bu nereden çıktı?" dememeniz için ben göstermiş olacağım. Şimdi bir üçgende iki tane iç açıortayın oluşturduğu açıyı nasıl bulabilirim? Şu açı alfa diyelim. İki iç açıortayın oluşturduğu açı. Bunu dediğim gibi kuralsız bulabilirsiniz. Onu soru üzerine göstereceğim. Ama kuralla da şöyle buluyoruz. Alfa eşittir 90 artı üçüncü köşe, yani burada A köşesi oluyor. Üçüncü köşedeki açının yarısı. İki köşeden açıortay geliyor, bir açı oluşturuyor. Bu açı 90 artı üçüncü köşedeki açının yarısı. Evet, bu kuralı da bilirseniz size kolaylık sağlar. Şimdi bir sorumuz var. Burada bir tane ABC üçgeni vermiş. İki tane açıortayını çizmiş. BD, DC. Ve demiş ki daha sonra AD noktasından keselim demiş. AD noktasından kesildiği zaman ABD üçgenini BC üzerine gelecek şekilde katlıyormuşuz. Aynı şekilde ACD üçgenini de yine katlıyormuşuz DC üzerine gelecek şekilde. Ve bu ikisinden A2 üssü DA üssü üçgeni elde ediliyormuş. Bizden de şuradaki iki açıyı, A ve B şıkkındaki açıları istiyor. Şimdi burada ilk yapacağım şey biraz önceki kural olsun. İki tane iç açıortay D noktasında kesiştiğine göre bunun kesiştiği yere gelen üçüncü açıortay olmak zorunda demiştik. Üçgenin iç açılarından önce A'yı bulalım. Burası 60, burası 20 ise 80, tepeye 100 kalıyor. O zaman buradaki açılar bir kere 50. Şimdi katlama kısmına geçelim arkadaşlar. Bir renk değiştireyim. Şimdi önce şunu katlayalım. Bu ABD üçgeni nasıl katlayacaktık arkadaşlar? BC üzerine gelecek şekilde katlayacaktık, değil mi? BC üzerine gelecek şekilde katlayalım arkadaşlar. Şu şekilde. Buraya A üssü diyelim. Katladığımıza göre uzunluklar ve açılar aynı. Uzunluk benim işime yaramayacak. Açıyı alıyorum. Dolayısıyla şuradaki açım 50 oluyor. Diğer açıları da şu anda yazmanıza gerek yok. Çünkü soruda kullanmayacağım. Şimdi diğer tarafı katlayalım. Onu da farklı bir renkle göstereyim. Şunu katlayalım. Bunu da DC üzerine katlarsak şöyle bir şekil oluşmuş olacak. Şuraya da A2 üssü diyelim. Şurası katladığımız üçgen. Bu durumda yine taşıyacağım bir tane açı var. Beni ilgilendiren onu taşıyayım. Şuradaki 50 derecelik açıyı katladığım köşede şurası da ne olmalı? 50 olmalı. Bu da 50'ydi zaten. Üçgenin iç açıları toplamından şu küçük üçgende, yani D, A üssü A üçgeninde burası 50, burası 50, 100 ise şu tepede ne oldu? 80. Onu da şöyle göstereyim. Şimdi şıklarımıza gelelim. A şıkkında BAD açısı diyordu. BAD, yani 50 dereceyi sormuş. B şıkkında da A üssü D, A2 üssü diyor. A üssü D, A2 üssü, yani 80 dereceyi sormuş. Evet, bir sonraki sorumuza geldik. Daha doğrusu bir sonraki özelliğimize geldik. Şimdi burada arkadaşlar iç açıortayla dış açıortay arasında bir bağlantı var. Onu anlatacağız. Şimdi iki tane dış açıortayımız çizilmişse, herhangi köşeye ait iki tane dış açıortayımız çizilmişse. Burada mesela şunlar dış açıortaylarımız. A ve C köşesinden çizilen dış açıortaylar.
Bu da şu dış açıortayların çizildiği noktaya diğer köşeden A ve C'den dış çizilmişti. B kalıyor diğeri. Diğer köşeden gelen açıortay iç açıortay olmak zorunda. Tekrar söylüyorum. İki tane dış açıortayın kesiştiği yere gelen üçüncü köşeden çizilen açıortay ne olmalı dedik? İç açıortay olmalı dedik. Bunu dış, iç, dış şeklinde aklınızda kalabilir. İki dış, bir iç aynı noktada kesişmek zorunda. Şimdi bir de yine biraz önce bir açı bulma kuralı vermiştim diye aynı mantık burada da bir kural vereceğim. Onu da şurada hemen hatırlatayım. Ama bu kural bir öncekine göre bence bilmeniz gereken bir kural. Çünkü bunu kuralsız bulursanız biraz daha uzayabiliyor. Hatta sırada gelen soruda ben bu kuralı kullanacağım. Orada da tekrar etmiş oluruz. Şimdi ABC üçgeninin iki tane dış açıortayı çizilerek bir alfa açısı oluşmuş olsun. Bu alfa açısını ben kurala göre şöyle buluyorum. Alfa açısı 90 eksi 3. köşe yani B köşesi. B köşesindeki açının yarısı. Evet, bu kuralı bence bilelim. Ben bilmenizi tavsiye ediyorum. Evet, şimdi bu soruda bu kuralı da kullanmış olacağız. Kuralın dışında da farklı yapacağımız şeylerimiz var. Şimdi burada diyor ki iki tane ABC aynı daha doğrusu aynı iki ABC üçgeni varmış. Bunlar dik üçgenmiş ve AC kenarları çakışacak şekilde bir düzlemde yapıştırılıyormuş. Şöyle düşünün. Şu şekilde çakışacak şekilde bir düzlemde yapıştırılıyormuş. Daha sonra D elemanıdır CB olacak şekilde ABD üçgeni yani şu üçgen D yine CB'nin elemanı olacak şekilde ne yapılıyormuş? AD üzerine yapıştırılıyormuş. D yine buranın elemanı olacak. AD üzerine yapıştırılıyor. O zaman B köşesi demek ki burada bir yere geliyor. Ve açıyı taşırsa geçtikten burası da hatta 90. Aynı mantıkla diğer üçgen yani B üssü EA üçgeninde yine E köşesi CB üstünde kalacak şekilde EA üzerinden katlanıyormuş. O da şuraya gelmiş olacak. Burası yani hem B hem de B üssü olmuş olacak. Yine burası 90 olmuş olur. Şimdi katlama sorularında gerçi bu hem katlama hem de yapıştırma gibi düşünebiliriz ama aynı üçgeni aynı yerden yapıştırdığımız için biraz katlama gibi de. Şimdi yapıştırdığımız üçgenler nedir? Aynıdır değil mi birbiriyle? Açılar da aynıdır. Dolayısıyla ben şu açıya alfa dersem bu açı nedir? Alfadır. Bu açıya teta dersem bu açı tetadır. Yine aynı şekilde bu açıya x dersem bu açı x'tir. Bu açıya y dersem bu açı y'dir. Şimdi bana soruda verilen bir şey daha var. Ona bakalım. A açısının 70 derece oldu. Yani şu açı 70'miş. O zaman ben burada alfa artı tetanın 70 olduğunu söyleyebilirim. Onu da hemen gösterelim. Bakın şurada. Alfa artı teta 70. Benden ne istiyor? Soruda bakalım. BA B üssünü istiyor. Bir de BC B üssünü istiyor. BA B üssü çıktı arkadaşlar. Şurası BA B üssü açısı. BA B üssü yani 2 alfa artı 2 teta. Alfa artı teta 70 ise 2 çarpı 70'ten 140. Bir de BC B üssü açısını istiyor. BC B üssü yani aslında C açısı diyebiliriz buna. C açısını istiyor da diyebiliriz. İşte bunu şimdi kuraldan bulacağım arkadaşlar. Hatta şekli de şöyle bir daha çizeyim ki daha iyi görün. Şurası B üssü noktası olsun. Burası B noktası olsun. Burası C noktası olsun. Şurada ED. Şurada A köşesi olsun. Diğer şekilleri çizmeme gerek yok. Çünkü kuralı anlatan kısım burası. Şu açıların x olduğunu bulduk. Şu açıların y olduğunu bulduk. Yani şu üçgen için konuşursam bu dış açıortay, bu da dış açıortay olmuş oldu. Ve dış açıortayın oluşturduğu açı soruda verilen bilgiye göre nedir? 70 derecedir. Şurası 70 derece. O zaman ben c açısını bulmak için yani şurada alfa dersem alfayı bulmak için ne yapabilirim? Biraz önce verdiğim kuralı kullanabilirim. Kural da şöyleydi. 70 derece
Yani açıortayların oluşturduğu açı 90 eksi 3. köşedeki açının yarısıydı. Buradan da arkadaşlar alfa bölü 2 eşittir 20 ise alfa 40 olmuş oluyor. Evet, bence burada kural kullanmak daha mantıklı ama kuralsız da kullanırsanız belki bu ayrı şekli çizdiğim zaman zaten bariz olarak görünmüş. Kuralsız olarak da yapmak isterseniz şurada üçgen iç açılarından x artı y'yi bulup sonra bu üçgende dış açılar toplamını kullanarak çıkarabilirsiniz. O sizin tercihinize kalmış. Evet, şimdi bir etkinliğimiz var. Şimdi bunu ilk başta iç açıortayda verdiğim kuralla çözebilirim. Bir de bunların kuralsız yöntemi var demiştim. Kuralsız yöntemiyle de çözebilirim. Ben burada ikisini de göstereceğim. Şimdi önce kuralla çözelim isterseniz. Kurala göre iki tane iç açıortayın oluşturduğu açı yani 130 90 artı tepedeki açının yarısı olacaktı. Buradan ne oldu arkadaşlar? 40 eşittir x açısı bölü 2'den x açısı 80 geldi. Kuralla bu şekilde bulduk. Peki kuralsız bulsak ne yapacağız? Kuralsız bulursak da isimlendirmeler yapacağız arkadaşlar. Açılara isim verelim. AA, BB diyelim. Şurada üçgen iç açılarından A artı B ne oldu? 50. X'i bulmak için de büyük üçgende üçgen iç açıları yapabilirsiniz. Ya da hatırlıyorsanız eskiden füze kuralı diye bir kural vardı. Daha şu an bize anlatmadık. Oradan da yapabilirsiniz. Dolayısıyla arkadaşlar üçgen iç açılarından ben gidersem ABC üçgeninde x, 2A, 2B'nin toplamı 180. Buradan x artı şuraya 2 parantezine aldık. A artı B yerine 50 yazarsanız x eşittir. Buradan ne gelmiş oluyor? 80 yine bulabiliyorsunuz rahatlıkla. Evet, dediğim gibi tercihler size kalmış. İster formül ister formülsüz olarak yapılabilir. Burada da yine formülle de yapabilirsiniz, formülsüz de yapabilirsiniz. İsterseniz diğer soruda formülü kullandığım için bu soruda formülsüz olarak da size göstermiş olalım. Yine isimlendirme yapacağım aynı bir önceki soruda olduğu gibi. Buraya A diyelim. Buraya A diyelim. Şöyle bir sileyim isterseniz. Buralara da BB diyelim. Şurada üçgen iç açıları toplamı yaparsanız A artı B ne geliyor? 110. 180'e tamamladım. A artı B 110 geliyor. Daha sonra da arkadaşlar dış açılar toplamından ben gitmenizi tavsiye ediyorum. Nerede dış açılar toplamı yapalım? ABC üçgeninin dışında. Şöyle. A köşesindeki dış açı şurası 2A bakın. Burası 2B. Şunun dış açısını da y diyelim isterseniz ya da 180 eksi x diyelim nasıl istiyorsanız. Çünkü doğrusallıktan 180 olmalı zaten. Dış açılar toplamı da 2a 2b 180 eksi x eşittir 360. Buradan arkadaşlar şunu 180'i oraya atarsam burası 180 olacak zaten. Burayı da 2 parantezine alırsam 2 çarpı a artı b eksi x eşittir 180'den. Yine buraya 110 yazalım. 220 eksi x eşittir 180 ise x eşittir ne gelmiş oluyor arkadaşlar? 40 gelmiş oluyor. Bizim bulmamız gereken açının ölçüsü. Evet, şimdi bu biraz önce çözdüğümüz iki soru tipine de benzemiyor. Yani ikisi iç açıortayda değil, ikisi dış açıortayda değil. Bu durumda ben ne yapabilirim? Yine bunun da kuralı var ama bunu da kuralsız da yapabilirsiniz. Ben isterseniz yine ikisini de göstereyim. Bilmiş olun. Şimdi önce kuralını şurada anlatayım isterseniz. Bir üçgenin bir iç ve bir dış açıortayı çizilmişse şu iç açıortayımız olsun. Şuradan uzatırsam bu da dış açıortayımız olsun. Bir üçgenin bir iç ve bir dış açıortayı çizilmişse bu ikisinin oluşturduğu şu köşedeki açı üçüncü köşedeki açının yarısı bu kuralımız. Burada kurala göre yaparsanız o zaman x açısı ne olacak? Şu iç açıortaydır çünkü. Şu da dış açıortaydır. X açısı 50 bölü 2'den
25 gelecek. Kurallı işlemimiz daha kısa. Ama kuralsız yapacağım derseniz ben yine onu da göstereyim. Şimdi buraya AA, yine isimlendirme yapmamız lazım. Buraya BB dersek. Şu üçgende 2 iç 1 dış yaparsanız 50 ile 2A'nın toplamı 2B'ye eşit. Buradan arkadaşlar 2B eksi 2A eşittir 50 ise B eksi A 25 geliyor. Bu bir denklemimiz. Diğer denklemimiz de şu kırmızı üçgende yapacağım. Onu tekrar ben kırmızıyla çizerek iyice netleştireyim size. Şurada. Şu üçgende. Burada 2 iç 1 dış yaparsam A ile X'in toplamı B'ye eşit olması lazım. Onu da şuraya yapıyorum. A artı X eşittir B. Buradan X eşittir zaten B eksi A geliyor dikkat ederseniz. B eksi A'yı da ben 25 bulduğuma göre X eşittir 25. Evet, şimdi burada iki tane açıortayımız var. Bir tanesi şu, bakın. Bu ABC üçgenin iç açıortayı. Bir tanesi de aslında var dedim ama tabii ben direkt orada hayal etmiş oldum. Siz çizerek göreceksiniz bunu. 60, 60, 180'i tamamlayınca bu da 60. Diğeri de bu işte çizdiğim 60'lardan oluşturduğum açıortay. Hemen şuradan gösterelim. Diğeri de bu. Bu da dış açıortay. Şu kısmı tekrar söyleyelim. 180'e tamamladık. 60, 60, 120 burası 60 oldu. Dolayısıyla C köşesine 60, 60 bölçün dış açıortay olmuş oldu. Bu durumda arkadaşlar bir tane özellik vermiştik. Ne demiştik? İç, dış, iç, dış. Bunların üçü bir yerde kesişmek zorundaydı. O zaman bu dış, bu içse ben şuradaki köşedeki açıya ne demeliyim? Dış açı ortay demeliyim. Şimdi bunu yaptıktan sonra burada arkadaşlar üçgen iç açılarını kullanarak isimlendirmelerle soruyu çözebilirsiniz. Ya da yine kuraldan çözebilirsiniz. Ama kural daha basit olduğu için ben kuraldan çözeceğim. Ve kuralın şeklini görmeniz için de şuraya ayrı olarak tekrar çiziyorum. Evet, bakın ABC üçgenini çizdim. Sadece benim işime yarayacak kısımları çizeceğim. Şu D açısını çizdim. X'i aldım. Şuranın 60 olmasını yazdım. Şu açıortayları gösterdim. 35'leri de gösterdim. Evet, bakın şimdi farklı renkte de çizerek açıortayları tekrar size gösterelim. Şu iç, şu da dış açıortay. Şeklinizi çevirebilirsiniz. Yani şu AB tabanını 6 alırsanız daha güzel göreceksiniz. Ben şimdi bunun aynısı olsun, bağlantı kurabilin diye böyle çizdim. Geometride bazen göremediğiniz zaman zaten şekilleri çevirebilirsiniz. Burada arkadaşlar bir iç ve bir dış açıortayı oluşturduğu bu x açısı 3. köşeden gelen açının yarısı olmalı değil mi kurala göre? Yani x 60'ın yarısı olmalı. Dolayısıyla kuraldan ne çıktı bu? 30. Evet, ben formül kullanmak istemiyorum derseniz isimlendirme yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi biraz daha uzun olmuş olacak isimlendirmelerle. Evet, şimdi iç açıortay teoremini vereceğiz. İç açıortay teoremi arkadaşlar, bir üçgende iç açıortayın ayırdığı parçalar bu parçalara yakın kenarlarla orantılı. Yani C X ile B Y ile orantılı. C'nin X oranı, B'nin Y oranı diyebilirsiniz. Ya da şurada olduğu gibi C bölü B X bölü Y diyebilirsiniz. Ben genelde sorularda arkadaşlar şu oklarla gösterdiğim şekilde hatta oran yazmadan direkt katı cinsi de yazarak yapacağım. Bunu anlatmak için basit de şurada bir iki tane uygulama olsun diye yapalım. Sorularda daha kolay kullanabiliriz. Şöyle 3 tane üçgen çizeceğim. Farklı yerlerini verip onları nasıl kullanacağımı size göstermiş olacağım. Şimdi burada parçalar verilmiş olsun ya da önce kenarlardan başlayalım. Burada kenarlar verilmiş olsun.
Burada parçalar verilmiş olsun. Burada da bir kenarla bir parça verilmiş olsun. Şimdi ben soruda kullanırken bunları şöyle yapacağım. Eğer soru buna uygunsa, ki çoğu zaman uygun oluyor. 2 ve 3 kenarlarının oluşturduğu, daha doğrusu 2, 3 ve kenarlarına yakın olan açıortayın oluşturduğu parçaların oranını bulmak için 2'nin yanındaki parçaya 2'nin katı diyerek, 3'ün yanındaki parçaya 3'ün katı diyerek soruya devam edeceğim. Veya burada olduğu gibi parçaları vermişse, açıortayın ayırdığı parçaları, bunların hemen yanındaki kenarlara geçerek bu kenar 2'nin katı olmalı, bu kenar 3'ün katı olmalı diyeceğim. Ya da böyle bir kenar bir parça verdiyse yine aynı oran diğer kenar ve parçada da olmalı deyip buraya 3K, buraya 2K deyip bu şekilde soruları çözeceğim. Siz de buna alışırsanız size kolaylık sağlamış olur. Bu arada arkadaşlar, açıortay N harfiyle gösteriliyor. Açıortayın uzunluğunu bulmak için, daha doğrusu uzunluğunu sembolle göstermek için hangi köşeden geliyorsak onun harfiyle NA, B'den geliyorsa NB, NC şeklinde isimlendireceğiz. Evet, şimdi öğrendiğimiz kurallara göre hemen bunu çözelim. Şimdi burada direkt oran yapacağım. Çünkü katından biraz daha burada kafanız karışabilir. Hem oranı da kullanmış olalım. Açıortayımız verilmiş. 8 kenarıyla 6 parçası, 12 kenarıyla da x parçası orantılı olmalı. 8 bölü 6 ile 12 bölü x. Sadeleştirmelerimizi yaptım. 4'e böldüm 2, 4'e böldüm 3. 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 3. X eşittir ne geldi buradan? 9 gelmiş oldu. Aynı şeyi diğer tarafta yapalım. Burada da yine arkadaşlar bu kenarla bu parça, bu kenarla da bu parça orantılı olmalı. Burada da yine aynı şekilde oran yazabilirsiniz. 12'nin 6'ya oranı, x'in 10'a oranı. Buradan bu bunun yarısı, bu da bunun yarısı olmalı. Yani x eşittir 20. Mesela bu tarz basit şeylerde, dediğim gibi, hani hiç orantı denklemini yazmanıza gerek yok. Çünkü bakın direkt gözüküyor burada. 6'ya düşen kenar 2 katı verilmiş, 12. 10'a düşen kenar 2 katı ne olacak? 20 gibi yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bu soruda da yine oranlama yapacağız. Şimdi burası x ise buraya 14 eksi x diyebilirsiniz. O şekilde kenarlarla parçaları oranlayabilirsiniz. Ya da pratik olarak 12 ile burası 12 ile orantılı olacak. Burası 16 ile orantılı olacak. 12'yi 4'e bölüp buraya 3K, 16'yı 4'e bölüp buraya 4K yazıp işleminizi yapabilirsiniz. X dediğim yer ne olmuş oldu o zaman? 3K olmuş oldu. K'yı bulalım. K'yı bulmak için de 7K 14'e eşit diyeceksiniz. Buradan K eşittir 2 geldi. X eşittir de ne oldu? 6 olmuş oldu. Burada da yine aynı şekilde kenar ve onun yanındaki parçaları oranlayarak sorumuzu çözelim. C'nin 2x oranı 15 eksi C'nin 3x oranına. Buradan nedir? X'ler sadeleşebilir. X'leri götürebilirsiniz. Hemen X'lerimizi götürelim. İçler dışlar çarpımı yapalım. 2 çarpı 15 eksi C eşittir 3C. Buradan 30 eksi 2C 3C ise 35C'ye eşit. C'mizde ne gelmiş oluyor? 6 gelmiş oluyor. Evet, burada bir hatırlatma yapmış arkadaşlar. İkizkenar üçgende tepe açısından tabana çizilen açıortay aynı zamanda yükseklik, aynı zamanda kenarortaydır. Bunu üçgende açıda bahsetmiştik. Şöyle yine hatırlatalım üçgende çizerek isterseniz. ABC üçgeni ikizkenar bir üçgense eğer diyor. Bunun tepe açısından tabana çizilen dik. Tepe açısından tabana çizilen dik hem açıortay olmalı hem de kenarortay olmalı diyor. Bu çok önemli bir özellik diye ayrıntılı bir şekilde anlatmıştık. Burada da hatırlatmış olduk. Evet, şimdi dış açıortaya geçtik arkadaşlar. Dış açıortay da aynı iç açıortaya benziyor. Yine kenarlar ve parçalarla ilgili bir oran yazacağız. Tabii kenar ve parçanın yazılış şekli burada daha farklı olabilir. Onu görmüş olacağız. Şimdi burada arkadaşlar sarı üçgenin dış açıortayı çizilmiş. Hangisi? A köşesindeki dış açıortayı, bakın. Bu. Şimdi üçgenimizin kenarları burada B ve C zaten belli. Parça olarak, yani açıortayın ayırdığı parçalar olarak nereleri göstereceğiz?
Parçalardan bir tanesi y'dir, bir tanesi x artı y'dir. Neden böyle söylüyoruz? Çünkü parçayı belirlerken şöyle yapıyoruz. Dış açıortaydan kenarın birine kadar geliyoruz. Dış açıortaydan da diğer kenara kadar geliyoruz. Aslında iç açıortayda da yapılan aynı şeydi. Sadece çizimi farklı olduğu için öyle gözüküyor. Şimdi bakın burası açıortay yine, değil mi? Bunun parçaları bunlardı. Bakın açıortaydan kenara kadar gidiyorduk. Bu kenarla bu arasında kalan açıortayın parçaydı. Yine burada da açıortaydan kenara kadar gittiğim zaman açıortayla kenar arasında kalan kısım parçaydı. Burada da aslında aynı şey. Şimdi silip bir daha gösteriyorum. Evet arkadaşlar. Üçgenimiz, sarı üçgenimiz. Bu da dış açıortayımız. Dış açıortaydan üçgenin ilk kenarına kadar gelince bu kenarla bu parça orantılı. Yani B ile Y orantılı. Diğerini de farklı renkle göstereyim. Yine dış açıortaydan üçgenin diğer kenarına kadar gelirsem, yani C'ye kadar gelirsem, C kenarı ile de hangi parça orantılı? X artı Y orantılı. Yani C'nin de X artı Y'ye oranı arkadaşlar. Evet, şunun tersten yazılmış hali. Bunları değişik şekilde yazabilirsiniz. Böyle yazabileceğiniz gibi önce kenar oranlarını yazıp B'nin C'ye oranı, sonra bunlara ait olan parçaları Y'nin X artı Y'ye oranı şeklinde de yazabilirsiniz. Önemli olan kenarları ve parçaları doğru belirleyebilmek. Evet, şimdi burada da dış açıortayımız çizilmiş ve bir kenar uzunluğu isteniyor bizden. Şimdi şu üçgenin şu dış açıortayı bakın dikkat ederseniz. Ne yapıyorduk? Mantığımız neydi? Dış açıortayın indiği yerden üçgenin birinci kenarına kadar geliyorduk. Bu kenarın parçası buydu. Sonra dış açıortayın indiği yerden üçgenin diğer kenarına kadar geliyorduk. Bu kenarın da parçası burasıydı. Yani 12 idi. Oran yazarsak 6 ile 4 orantılı. Burada da 12 ile x orantılı. Buradan bu bunun yarısı, daha doğrusu 2 katıysa bu da bunun 2 katı. Yani x eşittir 8 diyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, şimdi yine aynı şekilde oran yapacağız. Mantığı anladığımız zaman hepsinde aynı şey zaten. Bütün dış açıortaylarda yapacağımız oranlama aynı mantık. Şimdi öncelikle dik üçgenden buraya 3 diyelim. Bu da dış açıortayımız, yine gösterelim. Ne yapıyoruz? Dış açıortaydan ilk kenara kadar geliyoruz. X ile 3 orantılı. Dış açıortaydan ikinci kenara kadar geliyoruz. X artı 4 ile 5 orantılı. İçler dışlar yaptık. 5x 3 çarpı x artı 4'ten 5x eşittir 3x artı 12. Buradan 2x eşittir 12. X eşittir ne geldi? 6 gelmiş oldu. Şimdi renk değiştirelim isterseniz karışmaması için. Alttaki soru için de yine aynı şekilde kenar parça oranı yapacağım. Yalnız burada dikkat ederseniz bu sefer açıortay ters taraftan verilmiş. Yani hep sağda verilmişti bize. Bu sefer soldan verilmiş. Ama mantığımız aynı yani. Hiç o noktada sıkıntı yaşamazsınız. Açıortayı belirleyin. Bu dış açıortayımız. Üçgenimizi de belirleyelim. Dış açıortaydan üçgenin birinci kenarına kadar geldim. 8 ile 12 orantılı. İkinci kenarına kadar geldim. 12 artı x de 12 orantılı. Evet, buradan işlemimizi yapalım. 4'e böldüm 2, 4'e böldüm 3. 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 6. 6 kere 3 18. 18 eşittir 12 artı x'e. X eşittir ne gelmiş oluyor buradan? 6 gelmiş oluyor. Evet, şimdi burada da bir notumuz var arkadaşlar. Bu notu da daha önce vermedik. Şimdi göstereceğiz. Basit bir özellik. Önce bir üçgeni çizeyim isterseniz anlatmadan önce. Özellikle diyor ki bir üçgende bir iç açı ortayla yine aynı köşeden çizilen bir dış açı ortay. Evet, aynı köşenin dış açı ortayını çizelim.
A köşesinden iç açıortayımı çizdim. Yine A köşesinden dış açıortayımı çiziyorum. Aynı köşeden çizilen iç açıortay ile dış açıortay neymiş? Birbirine dikmiş. Ya da bunlar arasında oluşan açı 90'mış. Bakın bu dış açıortaydı, bu da içti. Bu ikisinin arasındaki açının 90 olduğunu söylüyor. Neden söylüyor? Hemen gördünüz herhalde ama ben yine de bir göstermiş olayım. Şunlar aynı açıydı, isim verdim A dedim. Bunlar aynı açıydı, isim verdim BB dedim. Şurası doğrusal olduğuna göre 2 artı 2B 180. Buradan A artı B ne oluyor? 90 olmuş oluyor. Kuralımızın mantığı da bu. İki tane üçgenimiz verilmiş. Biri sarı, biri mavi. Açıları verilmiş gördüğünüz gibi. Ve bu üçgenler diyor ACD kenarı birleştirerek ikinci şekil elde ediliyor. Buna göre alfayı bulmamı istiyor. Önce açıları yazalım isterseniz. ABC üçgeninin B açısı 40'mış. Buraya 40 yazıyorum. A açısı 110'muş. Buraya 110 yazıyorum. C köşesi burada E köşesi olmuş oluyor. Mavi üçgende. Buraya 30 yazıyorum. Şuranın da 130 derece olduğunu biliyorum. Şimdi soruyu çözebilmek için şeklimizi büyüteceğiz arkadaşlar. Hatta bayağı bir büyüteceğim. Sebebini göreceksiniz. Soru biraz karışıyor. Karışmaması için şöyle büyütmüş olalım. Evet. Şimdi arkadaşlar isterseniz şu yazdıklarımı daha düzgün bir şekilde yazalım. Şekil büyüyünce biraz karıştı. Burası 40 demiştik. Burası 110 demiştik. Burası 30'du. Şurası da 130'du. Evet. Şimdi arkadaşlar bir kere öncelikle eksik açılarımızı bir bulalım. Üçgen iç açıları toplamından 180'i tamamlarsam 110, 40, 150. Buraya ne kaldı? 30. Burada da arkadaşlar 130, 30. Buraya da ne kalmış oldu? 20 derece kalmış oldu. 160, 180'i tamamladınız. Şimdi diyoruz ki bu sorunun çözümü için şuradan bir 20 derecelik açı alsak diyoruz. Böyle şeyler yapabiliyorsunuz. Üçgende açı sorularında biraz da bir zordur bunları düşünmek ama zamanla soru çözdükçe pekiştirmiş olacaksınız. Bu durumda şurada bir ikizkenar üçgen elde etmiş olduk. 2 eş bir dıştan buradaki açına gelmiş olduk. 40 gelmiş oldu. Şu tepeye ne kalmış oldu? 110 kalmış oldu. Şimdi arkadaşlar şuraya E diyeyim isterseniz. Şu oluşturduğum AEC üçgeni ile sarı üçgene bakarsak bu üçgenlerin açıları aynı geldi. Açının dışında bir de kenarları aynı. Bakın hangi kenar? 40 derecenin karşısındaki AC ortak kenarları bunların. O yüzden bu üçgenler ne oldu? Eş oldu. Bu durumda burada 30'un karşısındaki uzunlukla burada 30'un karşısındaki AB uzunluğu birbirine eşit oldu bakın. Evet, birinci özelliğimiz bu. Tabii bu arada BC ile yani 110'un karşısıyla CE de eşit. O sonra işimize yarayacak ama yazmış olalım. Şimdi arkadaşlar. Şimdi B ile E'yi birleştiriyorum bakın. B ile E'yi birleştirelim. Bu durumda şurada oluşan mavi üçgene dikkat ederseniz arkadaşlar. Mavi üçgen ikizkenar geldi. Ve bunun tepe açısını bulabiliyorum ben. Nereden bulabiliyorum? Şurası zaten 20 bakın küçük yer. Tamamını 360'a tamamladığınız zaman 110, 130, 240 yapıyor. 360'ı tamamlayınca burası 120 geliyor. Yani şu üçgenin tepesi 140 gelmiş oldu. 120'den 140 gelmiş oldu. 180'e tamamlarsam 40 geliyor. Taban açıları da ne gelmiş oluyor? 20 derece gelmiş oluyor. Bu durumda dikkat ederseniz bu oluşan mavi üçgenle yani ABE üçgeniyle şuradaki kırmızı üçgen yani AEF üçgeni bu üçgenlerde arkadaşlar açıları ve kenarları aynı gelmiş oluyor. Dolayısıyla burada BE uzunluğuyla AF uzunluğu birbirine eşit. BE uzunluğu ile AF uzunluğu birbirine eşit. Şuradaki açıyı da 180 tamamlarsanız 120 geliyor. Hatta şu oluşan dörtgene baktığınız zaman bu dörtgende arkadaşlar şu tepe açıları bakın 140'a 140 ve şu uzunluklar eşit olduğu için şunlar birbirine paraleldir. Bunu söyleyebilirsiniz. Dörtgenlerde söyleyeceğiz bunu. Şu köşedeki açılar eşit, uzunluklar eşit olduğu için bu birbirine paralel olacak. Veya bu uzunlukların birbirine eşit olmasından şu parçalar mesela bununla bu, bununla bu
birbirine eşit geliyor. Bunları hep ispatlayabilirsiniz eşliklerden veya daha sonra dediğim gibi dörtgenlerde bunları söyleyeceğiz. Evet, bu söylediklerimizi yapınca zaten soru bitiyor. Z'den şu 20'yi şuraya alıyorsunuz. Daha sonra arkadaşlar üçgen iç açıları toplamından burası 20. Hatta hiç ona girmenize bile gerek yok. Şurada bakın ikizkenar geldi taradığım üçgende. Burası 20 ise alfa da nedir? 20 diyebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Biraz zor soru ama yapınca anlaşılıyor. Böyle sorularda da bu şekilde üçgen almayı düşünmemiz gerekiyor demek ki. Burada iki tane üçgenimiz verilmiş gördüğünüz gibi. Bu üçgenlere uzunluklar verilmiş. İki tane açı, daha doğrusu bir açı eşitliği verilmiş. Bir de soruda yazılmayan şekil üzerinde iki açının toplamının 180 olduğu bilgisi verilmiş. Şimdi bu soru üzerinde belirtilmediği için önce onu bir yazalım isterseniz sorunun üzerine. C açısına ben alfa dersem D açısı onu 180'e tamamlayan bir açı olmalıymış. Yani ne diyebilirim? 180 eksi alfa. Evet, bilgilere baktıktan sonra sorumuza gelelim. Soruda diyor ki bu iki üçgen arkadaşlar aynı düzlemde ACDF kenarları yan yana getirilerek yapıştırılıyormuş. Daha sonra arkadaşlar bu yeni oluşan şeklin çevresinin ne olduğunu istiyor bizden. Yalnız bu çevreyi bulurken dikkat etmem gereken iki şey söylüyor. Biri x ve y'nin en büyük değerleri olacakmış, biri x ve y tam sayı olacakmış. İsterseniz önce şekli çizelim arkadaşlar. Birinci üçgenimi çiziyorum önce. Hemen bunun isimlendirmesini yapalım. Burası A, burası B, burası C olsun. Nokta açımızı yazalım. 12 yazalım. X uzunluğunu ve alfamızı yazalım. Şimdi ikinci üçgeni çizerken arkadaşlar şuna dikkat etmemiz gerekiyor. DF kenarı ile AC kenarı üst üste gelecekti. Ve burada şu iki açının toplamı 180 olduğuna göre doğrusallığı elde etmek için C köşesi ve D köşesini yan yana gelecek şekilde çizmeliyim. Şöyle çiziyorum önce üçgenimi, sonra isimlendirmeleri yapacağım. Evet. Şimdi isimlendirmelerimizi yapalım arkadaşlar. Şurası dediğim gibi 180 eksi alfa olmalı. Doğrusallıktan, yani aslında burası D köşesi de diyebilirim. Diğeri A köşesi, zaten DF ile AC'yi birleştireceğine göre demek ki burası F köşesi olmalı. Yani buraya nokta açı diyebilirim. Bu da geriye ne kaldı mecburen? E köşesi kalmış oldu. Bu üçgenin uzunluklarını yerleştirirsem noktanın karşısındaki uzunluk neydi? E idi, onu yerleştirdim. D açısının 180 eksi alfanın karşısındaki uzunluk neydi? 16, bunu yerleştirmiş oldum. Evet, şimdi işte bu oluşan AB üçgeninin çevresini istiyor aslında benden. Çevre ABE. Çevre AB'nin kenarlarına bakın. Biri 12, biri 16, biri de BE uzunluğu, yani X artı Y. Peki BE uzunluğu yani X artı Y ile ilgili nasıl bilgi bulabilirim? Daha önceki konularda olan üçgen eşitsizliği vardı. Oradan yararlanarak bilgi bulabileceğim. Ama bunu yapmadan önce bu bir açıortay özelliği gösteriyor. Bakın açıortay var. Bunu kullanacağım. Bunu bize boşuna vermemiş burada. İşimize yarayacak. Hemen onu yapalım. Açıortayın ne özelliği vardı arkadaşlar? Kenar ve parça oranı özelliği vardı, değil mi? 12 ile bu parça, 16 ile de bu parça orantılı. O zaman 12'yi 4'e bölersem x'e 3k, 16'yı 4'e bölersem y'ye 4k diyeceğim. Yani BE uzunluğu kaçtan oluştu? Toplam olarak 7K'dan oluştu. Yani benim artık çevre ile ilgili bulmam gereken 28 artı 7K. Evet, şimdi dediğim gibi üçgen eşitsizliğini kullanarak BE ile ilgili yorum yapalım. Neydi üçgen eşitsizliği? İki üçgenin, daha doğrusu bir üçgenin bir kenarı diğer iki kenarın farkından büyük, toplamından küçüktü. 16-12 küçük BE küçük 16 artı 12 diyebilirim. Buradan 4 ile 28 arasında geldi BE uzunluğu. Şimdi arkadaşlar bizim x ve y'miz nasıl olacaktı? Tam sayı olacaktı. Nasıl olacaktı? En büyük değerlerini alacaktı. O zaman ben burada BE uzunluğunu öyle bir değer seçmeliyim ki x ve y tam sayı gelsin.
Yani x ve y'nin tam sayı gelmesi k'nın tam sayı gelmesi demektir. O zaman BE 7'nin katı olduğuna göre benim alacağım uzunluk 4 ile 28 arasında 7'nin katı olan en büyük uzunluk olması lazım. Şimdi 28 burada en büyük uzunluk ama alamıyorum, aralıkta değil. 28'den önce 7'nin katı olan ne var burada? 21. Yani BE 7K o zaman nedir? 21'dir arkadaşlar. Çevremizde bizim 28 artı 21'den nedir? 49'dur. Evet, sorumuzu böylelikle bitirmiş olduk. Burada yine bir katlama sorusu var. Bir dik üçgen vermiş şurada gördüğünüz gibi. Sonra B köşesi katlanıyor. Nasıl? AC üzerine AB kenarı gelecek şekilde. Bakın şurada çizmiş. Dolayısıyla şu beyaz üçgenin katlanmış hali şu kırmızı üçgen. Dikkat ederseniz. Benden ne istiyor arkadaşlar? DCB üssünün çevresini, yani şu küçük üçgenin çevresini istiyor. Şimdi katlama sorusu olunca ilk aklımıza gelen nedir? Katlanan karşılıklı kenarların ve açıların eşliği. Onları bir taşıyalım. Önce açıdan başlayayım. Bu açı ile bu açı birbirine eşit. Hatta 45 bunlar 90 olduğu için. Bu açıyla bu açı birbirine eşit. Bir de şunlar eşit ama onları şu anda yazmayacağım, işime yaramayacağı için. Bu kenarın 8 olduğunu vermiş. Dolayısıyla buradaki kenar da 8. Başka neyi taşıyabilirim burada arkadaşlar? Şuranın 6 olduğunu biliyorum AC'den dolayı. O zaman buraya ne kaldı? 2 kaldı. Bir de arkadaşlar şurası 6, 8'den 10 biliyorsunuz. Buraya da 10 olduğunu yazabilirim. Şimdi burada açıortayı gördük. Bu açıortayı dedik. Burada boşuna vermemiş. Hemen açıortayı kullanalım. Ne yapalım? Kenar parça oranı yapalım arkadaşlar. 8 ile bu parça, 6 ile de bu parça orantılı. 8'i 2'ye böldüm. Bu parçaya 4K dedim. 6'yı 2'ye böldüm. Bu parçaya ne dedim? 3K dedim. Yani arkadaşlar BC uzunluğu 7K geldi. Ve arkadaşlar buranın toplamı da 10'a eşit. Bunu da ilk üçgenden söyleyebilirim. Şimdi benden istenen üçgenin çevresine geçelim. Hangi üçgendi onu bir daha gösterelim. Şu üçgendi bakın. Bu üçgenin iki kenarını biliyorum şu anda. Biri 2, biri 3K. Biri de şu uzunluk. Bu uzunluğu da ben nereden söyleyebilirim? Katlamadan arkadaşlar. Şu kenarla şu kenar eşit değil midir katlamadan? Yani burası 4K'dır. O zaman çevre D, C, B üssü nedir arkadaşlar? 3K artı 4K artı 2'dir. Yani 7K artı 2'dir. Ben 7K'yı biliyor muyum? Biliyorum, burada 10 olduğunu buldum. O zaman bizim üçgenimizin çevresi ne gelmiş oldu? 12 gelmiş oldu. Evet. Yine bir katlama sorusu arkadaşlar. Burada da bir dik üçgenimiz verilmiş. ABC dik üçgeni yukarıda görüyorsunuz. Sonra ABC dik üçgeni arkadaşlar BC kenarı AB'nin üzerine gelecek şekilde katlanıyormuş. Burada göstermiş. DC uzunluğu 4 birim demiş. Ne istiyor benden? BC üssünü istiyor. Evet, şuraya x diyelim isterseniz, istenen yere. Şimdi katlama sorularındaki yapmamız gereken şeyi yapalım. Yine kenar ve açıları taşıyalım. Bu 90'sa bu 90. Şu uzunlukla şu uzunluk eşit. Yani demek ki burası 4. Şu açıyla şu açı eşit. Yine bu açıyla bu açı eşit. Bu kenarla da bu kenar eşit. Yani x. Şimdi bunları yaptık. Bunları yaptıktan sonra arkadaşlar başka ne yapabilirim? Taşıma ile ilgili bütün yapabileceğimi yaptım. Bundan sonra bir de soruda verilen bir bilgi var. Onu hemen yazalım. AC 9 demiş bakın. AC uzunluğu 9'muş. Yani şurası 9'muş. O zaman şuraya 5 kaldı. Evet, bir de bunu eklemiş oldum. Şimdi bunu ekledikten sonra bir kere burada ne geldi arkadaşlar? Küçük üçgen 3, 4, 5 üçgeni geldi. Onu da göstermek istiyorum. Şu sarı üçgene bakarsanız 5, 4'ten burası 3. Evet, şimdi tabii burada açıortayları yine boşuna vermemiş. Açıortayı kullanacağım. Nerede kullanacağım? Yine kenar parça oranı yaparak kullanacağım. Şurası 4'tü. Temizleyelim daha iyi görmek için. Şimdi hemen açıortayımı ben farklı renkte çizeyim. Daha iyi görün diye. Bakın şurası. Bunun ayırdığı parçalar da 5'e 4. Hatta isterseniz üçgeni çizeyim ben.
Bakın şöyle. Bunun açıortayını da çizeyim. Evet, şurası 90, şurası açıortay. Şu 4, şu da 5. Şimdi kenar parça oranı yaparsam açıortayı kullanarak buraya 4K, buraya da 5K demelim. Burada bir dik üçgenim çıktı ve kenarları 4'ün katı, 5'in katı oldu. Hemen aklıma ne geldi? O zaman burası da demek ki 3K demek geldi, değil mi? 4K, 5K, 3K, 3, 4, 5 üçgeninden. 3K'nın neye eşit olduğunu gördüğüm soruda 9'a. O zaman K nedir? 3. K 3 ise 4K'dan burası 12. Zaten burası dediğim yer X, yani benim aradığım yer. O zaman sorumuzun cevabı da 12 gelmiş oluyor. Evet, bakın bu bir YGS sorusu. Bir önceki soruya biraz benziyor. Bakın hatta hemen bir çevirip oraya tekrar buraya dönelim. Bakın dik üçgen C köşesinden katlanıyor. Buraya tekrar geldim. Dik üçgen B köşesinden, oradaki C ile aynı köşe katlanıyor. Burada bizden oran istiyor. Evet, katlamada yapmamız gereken şeyleri önce bir yapalım. Bu arada bu soruda ABC üçgenimiz özel üçgen, yani ikizkenar dik üçgen. Ona da dikkat edelim. Çünkü kullanacağız. Evet, katlama sorularında arkadaşlar yapmam gereken taşıma şeylerini yapacağım. Onun için ne yapıyorum? Önce şekli tamamlıyorum. Buraya 90'ımı yazdım. Daha sonra kenar eşitliklerini ve açı eşitliklerine geçelim. Şu açılar birbirine eşit arkadaşlar. Bu kenarlar birbirine eşit. Dolayısıyla buradaki açı da 90 çünkü katlanmış hali. Şu uzunlukla da şu uzunluk birbirine eşit. Hatta şu açıyla da şu açı birbirine eşit. Bunları yazdım. Bir de ikizkenar dik üçgen diye belirtmiştim ya. O zaman şuradaki üçgen ikizkenar dik üçgen olduğuna göre, yani şu kenarlar eşit olduğuna göre buranın 45. Yine bu açının 45 olması lazım ama onu şu anda bölmeyeyim. Çok fazla soru karışmaması için ona sonra geçelim. Burada 45'i yazabilirim ama şu küçük yerde. Hatta biraz büyütürsek o üçgende daha rahat görebiliriz. Şöyle yapalım. Evet. Şimdi devam ediyorum. Bu 90, bu 45, bu da 45'ti. Benden ne istiyordu arkadaşlar? CD AB oranı. Neresiymiş CD? CD şu. AB de şurası. Şimdi şu küçük üçgeni kullanırsam ben sorunun devamı gelecek. Renk değiştireyim bir. Şimdi ben buraya x dersem burası x, burası x kök 2 oluyor. İkizkenar dik üçgenden. Bu kenarla, daha doğrusu şu BD ile şuradaki DE diyelim isterseniz buna. DE, BD, DE eşit olduğu için burası da x. AB ile de CB'nin eşit olduğunu biliyordum. O zaman burası x artı x kök 2 ise burası da x artı x kök 2. Evet. Şimdi artık devam etmeme gerek yok. Direkt orana geçelim. CD AB oranı istiyordu. CD'yi ne bulmuşum bakalım hemen soruda. X kök 2. AB'yi ne bulmuşum arkadaşlar? Şurası AB, yani AE oluyor. X artı X kök 2. Evet, denklemimizi, oranımızı daha doğrusu hemen düzenleyelim. Şuraya X parantezini aldım. X'ler gitti. Şöyle devam ediyorum. Kök 2 bölü kök 2 artı 1 geldi. Cevaba ulaşmak için bunu eşleniyle çarpalım. Kök 2 çarpı kök 2 eksi 1. Payda da 1 oluyor. Kök 2 ile 2. Buradan da eksi 1 gelecek. 1 oluyor. Şu yukarıdaki payı dağıtırsam kök 2 ile kök 2'den 2 eksi. Kök 2 ile eksi 1'den de eksi kök 2 geliyor. Yani D şıkkı cevabımız olmuş oluyor. Evet, bakın YGS sorusu. Çok bir zorluğu yok. Hatta hiç zor değil diyebiliriz. Çünkü ne yaptık? Sadece bilgileri yerleştirdik. Katlama gördük. Yapmamız gerekeni yaptık. İkizkenar dedi, 45'i yazdık. İsimlendirmeleri yapınca zaten istenen şey çıktı. Evet. Yine açıortay sorusu tabii ki. Devam ediyoruz. ABC dik üçgen demiş. İki tane açıortay çizilmiş. Ve benden ABCD şıklarındaki oranları bulmamı istiyor arkadaşlar. Şimdi bir kere bu ikisi açıortaysa, iki tane iç açıortayın kesiştiği yere gelen üçüncünün açıortay olacağını biliyoruz.
Bunu kural olarak söylemiştik. Hatta oralar 45 ama şu an yazmayalım. Eğer işimize yararsa daha sonra onları yazarız. Sonra ne biliyordum? Açıorta üzerindeki bir noktadan açının kollarına çizilen dikler eşit. Önce C köşesi için bunu düşünürsem C'den, daha doğrusu CD açıortayından BC'ye bir dik çizilmiş. Aynı noktadan diğer koluna yani AC'ye dik çizersem bu kolla bu kol eşit, bu parçayla bu parça eşit. Şu uzunlukları da x diyelim isterseniz. Burada da biraz şeklimizi büyütelim çünkü biraz sonra biraz karışacak. Evet, biraz daha büyüteyim. Şu şekilde. Evet, devam ediyorum. Sonra arkadaşlar BD açıortay için aynı şey yapalım. BD'den buraya dik çizilmiş. Yani BC koluna. Aynı noktadan AB koluna dik çizelim. Bununla bu eşit. Yani buraya X diyebilirim. Bakın burada ne oluşmuş oldu arkadaşlar? Kare oluşmuş oldu. Ya da dikdörtgen ama kenar içinden kare. Şurayı daha düzgün çizersem gözünüze de daha güzel gözükür. Şöyle yapalım. Evet bakın 90 90 90 mecburen burası da 90 ve kenarları eşit. Hatta şuraları da x dersem şuraya da bir isim verelim. Şuraya d, şuraya f diyelim isterseniz. Orada bir kare oluşmuş oldu. Şimdi devam edersem arkadaşlar bunun tamamı 8 ise şu kısma ne kaldı? 8 eksi x. Bununla bu eşit demiştim. Bu da 8 eksi x. Aynı mantıkla buranın tamamı 6 ise burası 6 eksi x. Yine şuradaki aynı eşitlik mantığından bu 6 eksi x'i bu da 6 eksi x. Evet ben x'i bulduğum zaman artık şuradaki istenen ABCD şıklarını rahatlıkla elde edebilirim. Ben burada ne biliyorum? BC'nin 10 olduğunu biliyorum. BC 10 ise arkadaşlar 14 eksi 2 x eşittir 10'dan. 2 x eşittir 4. X eşittir 2 geliyor. Şimdi x'i yerleştirmeden direkt şıklara geçelim. A şıkkı BE uzunluğuymuş. Bakıyorum BE 6 eksi x'miş. X'imiz 2 olduğuna göre nedir? 4. B şıkkını şuraya yazacağım. Onlar büyütünce çok kenarda kaldı. DE uzunluğu diyor. Bakıyorum DE uzunluğunu arkadaşlar. Ha, burada D'miz varmış bizim karışmış. O yüzden şunu biz K yapalım isterseniz. DE uzunluğu şurasıymış. X yani direkt 2. C şıkkı BD DC oranı diyor. BD uzunluğu şurası. DC uzunluğu da şurası. Bunları arkadaşlar oradaki dik üçgenlerden bulacağım. Hemen onları farklı bir renkle yapalım isterseniz. Önce şu üçgeni yapalım. Onu ben şöyle kenara da çizeyim. Çünkü çok orada karışacak. Şurası E, şurası D, şurası B olsun arkadaşlar. 6 eksi x'ten yani 6 eksi 2'den burası 4. Burası da zaten 2. Burada ister Pisagor yapın, isterseniz bir özel üçgen var. Hatırlıyorsunuzdur belki eskilerden. Dik kenarlardan biri diğerinin 2 katıysa hipotenüs küçük olanın kök 5 katı oluyor. Tekrar söylüyorum. Dik kenarlardan biri diğerinin 2 katı ise hipotenüs küçük olanın yani burada 2'nin kök 5 katı oluyor. Yani BD uzunluğumuz 2 kök 5. DC'yi de arkadaşlar aynı mantıkla bulacağız. Onu da üstünde yapayım isterseniz. Burası 2, burası da 6 geliyor. Burada da 3 katı olayı var. 2'ye 6. O zaman da kök 10 katı oluyor. Ya da yine Pisagor yapabilirsiniz. Ben direkt kuraldan kök 10 katı diyorum buraya. Bu da 2 kök 10. İkiler gider zaten direkt. Kök 5 ve kök 10'u da kök 10'u kök 5 çarpı kök 2 diye ayırırsanız kök 5'ler de gider. Ne kalıyor? 1 bölü kök 2 kalmış oluyor. Evet D şıkkına geçelim. D şıkkı AD bölü DE. AD'ye bakıyorum hemen. AD şuradaki uzunluk. O da bakın x x'ten x kök 2 geliyor, değil mi? Dolayısıyla x'imizi ne bulduk? 2 bulduk. Yani AD 2 kök 2. DE'ye bakalım. DE de x'ti yani 2. Ne oldu bunun sonucu da? Kök 2. Evet. Biraz uzun bir soru. Yani işlem var. Zorluğu yok ama işlem var. Evet. Böyle çözmüş olduk. Burada da bir ABC üçgenimiz verilmiş. ABC üçgeni daha sonra BD uzunluğundan kesiliyormuş. Ve daha sonra da bu BDC üçgeni saatin ters yönünde yani pozitif yönde
DC kenarı etrafında bu DC AD'ye gelecek şekilde şöyle döndürülüyormuş. Son durumda da şekil buymuş. Bu durumda C üssü K nedir diyor. Şimdi benim burada ilk yapacağım şey bir kere BD açıortay demiş. Açıortayı bir kullanalım. Şöyle bir temizleyelim. BD şurası açıortaymış. Açıortay kenar parça oranı yaparsam 6'ya düşeni K dersem 12'ye düşen ne olacak? 2K olacak. AC uzunluğunu soruda bize vermiş. Bakın 9. Yani 3K 9 ise K ne geliyor? 3. Şimdi bu bilgileri isterseniz diğer tarafa taşıyalım. AD şurası bakın. Şurası demek ki 3. Bu zaten 6. Burası 12 zaten yazılmış. Bu açıortay. Bunu da yazalım. Şurası da 2K kadar olacak. ADK kadar. DC 2K kadar. K'yı 3 bulduğum için burası da 6 olacak. Evet, şu anda bunun bilgileri taşıdım. Şimdi döndürme ile ilgilenelim. Hangi üçgen döndürülüyordu? Şu üçgen döndürülüyordu arkadaşlar. O döndürüldüğü zaman şu C üssü, B üssü, D olarak buraya gelmiş oluyordu. Şimdi bu üçgenle bu üçgen aynı olduğuna göre yine döndürülmede de aynıydı biliyorsunuz. Özelliklerini yine taşıyalım. Şimdi B açısı nokta açıysa B üssü de nokta açı olmalı. DC uzunluğu arkadaşlar DC üssü oluyor. O zaman bu 6 ise bu 6 olacak. Buraya 3 kaldı. BC uzunluğu B üssü C üssü oluyor. Yani burası yine 12. Şu anda elimdeki bilgiler bunlar. Şimdi bunu yaptıktan sonra ben burada bir paralellik göreceğim. Nereden ve niçin göreceğim? Şu açı ile şu açı birbirine eşit olduğuna göre demek ki burada Z var diyeceğim. Z'den dolayı bunlar nedir diyeceğim? Birbirine eşit. Pardon, birbirine paralel. Şimdi paralellik varsa zaten aklıma ne geliyordu? Benzerlik geliyordu. Hemen yine nerede benzerlik yapmalıyım diye bakacağım. Nerede benzerlik yapacağız arkadaşlar? Onu da farklı bir renkle göstereyim. Şurada bakın benzerlik yapabiliriz. Şurada. İster adına kelebek deyin, isterseniz açı açı deyin. Z'lerden ve ters açılardan ne yapıyorduk? Açıları eşitleyebiliyorduk. Bu iki üçgende benzerlik yapacağız. Hatta isterseniz onu yine şöyle alalım mı? Şöyle alıyorum bakın. Şu C üssü K benden istenen X diyeyim isterseniz ona. Şurası 3 görüyorsunuz. Şurası 9. Şurası da 12. Diğer kenarları yazmaya bile gerek yok. Hatta bunların açılarını gösterelim bakın. Şunlar ters açıdan aynı. Bu alt ve üstün paralel olduğunu ispatlamıştık. Şöyle yapalım. Şu açılar da Z'den o zaman aynı. Yine şununla da şu aynı. Şimdi benzerliğimi yazarsam nokta açının karşısı x bölü 12 ise şunlara alfa dersem alfaların karşısı da nedir? 3 bölü 9 buna eşit olmalı. Buradan sadeleştirme yaparsanız 1 bölü 3 şunu da sadeleştirelim. Buradan da x eşittir ne geldi arkadaşlar? 4 gelmiş oldu sorumuzun cevabı. Evet, bir çizim sorusu yine. Hatırlıyorsanız böyle sorular yaptık. Bilgilerini bize sözel olarak veriyordu. Biz de ne yapıyorduk? Verilen bilgilere göre soruyu çiziyorduk. Şimdi önce bir ABC dik üçgeninden bahsediyor. Bakın ABAC dikmiş. A köşesi 90 olacak şekilde bir üçgen çizelim. Şuraya büyük bir üçgenimizi çizelim. 90'ımızı da yazalım. Sonra ne yapıyormuşum? Köşelerden açıortay çiziyormuşum. Bir A köşesinden açıortay çiziyormuşum. Ve buna AD diyormuşum. Çizdim. Şuralar 45 olur yine ama ben şimdilik bu şekilde sadece işaret koyuyorum. B köşesinden açıortay çizip BE diyecekmişim. C köşesinden çizip CF diyecekmişim. Bu arada hatırlıyorsunuz değil mi? İç açıortaylar bir noktada kesişmek zorundaydı. O yüzden dikkat ettiğiniz gibi bütün açıortayları aynı noktadan geçiriyorum. AD ile BE'nin kesişimi yani aslında açıortaylarını kesiştirmek istiyor. Buna da K diyecekmişiz. AB 8'miş. AC 6'ymış. 6 8'den de burası 10 özel üçgen. Yukarıdaki ABCD şıklarını bulun diyor. Şimdi arkadaşlar benden nereyi istiyor? İlk istediği BF şu. Bunu nasıl bulabilirim? Açıortay kenar parça oranından bulabilirim. Hemen farklı bir renkle bunu göstereyim.
C açıortayını kullanırsam bunun için C açıortayının yanındaki kenarlar 6'ya 10. 2'ye bölersem 6'ya 3K. 10'u 2'ye bölersem 5K. Yani 8K 8 oldu burada. K da 1. O zaman burası 5. Burası da 3. Evet, benden BF istiyordu. Onu bulmuş oldum. BF 5. Şimdi DC istiyormuş. DC de burası. DC'yi de aynı mantıkla bulabilirim ama tabi bu sefer farklı bir açıortayı kullanacağım. Bu sefer hangi açıortayı kullanacağız? AD'yi kullanacağız. Bunun yanındaki kenarlar 8'e 6. 8'i 2'ye böldüm 4A. 6'yı 2'ye böldüm 3A. Yani 7A eşittir 10. Buradan A'da ne geldi? 10 bölü 7. Benden DC'yi istiyor. DC de 3A'ymış. A 10 bölü 7 olduğuna göre nedir bu da? 30 bölü 7. Evet. A ve B şıklarını bulduk. Gelelim C şıkkına. C şıkkında da CK KF oranı diyor. CK KF. Şimdi burayı arkadaşlar uzunluk olarak bulabiliriz. Ama oran istediği için uzunluğunu bulmamıza gerek yok. Sadece oranlama olayına bakacağım. Bunu oranlayabilmek için de yine tabii açıortayı kullanacağım. Nerede kullanacağım? Şu üçgende bakın. Şurada. Açıortay olarak da şunu alacağım. Farklı bir renkte göstereyim. Açıortay olarak da şunu alacağım. Sonuçta bu AFC üçgeninde açıortay mıdır? Açıortaydır. İsterseniz hatta onu şöyle çizeyim. Bakın şurası 90 A, şurası F, şu uzunluğu 3 buldum. Şurası C, şu uzunluğu 6 buldum. Şu açıortayı çizdim. Şu nokta K. Burada açıortay kenar parça oranı yaparsam 3'e düşene B dersem örneğin 6'ya düşene de 2B demeliyim. Benden ne istiyordu? CK ile KF'yi oranlamamı istiyordu. O zaman 2 bölü B'den ne geldi? 2. Dediğim gibi dik üçgen olduğu için burada o uzunluğu bulabilirsiniz. Ama hiç gerek yok. Direkt oranlama yapmış oldum. Evet, son şıkkımıza geldik. Son şıkkımıza da AK ve KD oranı diyor. AK, KD. Burada da yine aynı mantıkla arkadaşlar. Biraz önce yani en son çözdüğüm şıktaki mantıkla bu sefer BK açıortayını kullanacağız. Onu da isterseniz şöyle çizeyim. Bakın şu üçgeni çiziyorum. ABD üçgenini. ABD üçgeni. Şu açıortay, şu BK açıortayı. Bu kenar 8, bu kenarda A'yı 4 bulduğuma göre 40 bölü 4 çarpı 10 bölü 7'den 40 bölü 7 oluyor. Burası 8, burası da 40 bölü 7. Şimdi aynı burada olduğu gibi, sadece sarılar biraz kesirli olduğu için zor gelebilir. Aynı burada olduğu gibi oranlama yapacağım. Burası 8 ile 8C diyelim örneğin. Burası da 40 bölü 7 ile orantılı olmuş olacak. Evet, direkt burada ben hiç C'leri yazmıyorum. 8 bölü 40 bölü 7. Buradan ters çevirirsek biraz çok sıkıştı ama nasıl yapalım? Şöyle alacağım arkadaşlar. 8 çarpı aşağıya ters çevirsem 7 bölü 40. Buradan 8 ile 40'ı sadeleştirdiniz. Yani 7 bölü 5 gelmiş oldu sonucumuz. Evet. Bu şekilde sorumuzu çözdük. Sorular biraz uzun ama çok fazla burada şık verdiği için böyle uzun. Gözünüzü korkutmasın. Bunların hepsi birden her zaman istenilmez. Evet. Burada yine bir üçgenimiz var. Üçgenimiz ikizkenarımız dikkat ederseniz. Yine katlanmış. Nereden? A köşesi BC üzerine gelecek şekilde B köşesinden katlanmış. Katlandığı zaman bu yeşil üçgen elde edilmiş. DC ile CA üssü eşitmiş. Ne istiyor bizden? X açısını istiyor. Katlamalarda yaptığımız klasik şeyi yapalım öncelikle. Açıların eşitliğini, kenarların eşitliğini taşıyalım. Buraya alfa dersem, burası alfa arkadaşlar. Şu uzunlukla şu uzunluk eşit. Şu uzunlukla da şu uzunluk birbirine eşit. Şimdi ikizkenarlığı da kullanalım burada. AB ile AC birbirine eşitti.
O zaman taban açıları yani B ve C eşit olmalı. O zaman burası 2 alfa ise buraya 2 alfa diyebilirim. Burası ikizkenar olduğu için iki iç bir dış verecek şekilde işlemi yaparsam şu taban açıları ne geldi? Alfa geldi. Evet, katlamadan dolayı taşımadığım bir şey vardı. Onu da yapalım. Şu yeşil üçgenle beyaz üçgen katlamasında bir açıyı taşımadık. A üs açısını belli olmadığı için şimdi taşıyorum. Burası A üs açısı alfa ise buradaki A açısı alfa. Evet, şimdi üçgenin çapları toplamından alfayı bulabilirim artık. Evet, nerede yapacağız? Şurada. Alfayı bulunca zaten x'i de rahatlıkla bulacağız. Şurada alfayı bulalım. 2, 4, bir de burada var 5 alfa. 5 alfa eşittir 180 ise arkadaşlar alfa ne geldi? 36. Benden x'i istiyordu. X'i de 2 iç bir dış yapalım. Şurada bakın. 2 iç bir dıştan x eşittir 2 alfa. Yani o zaman x'imiz 72 olmuş oluyor. Evet. Burada da yine katlanmış bir üçgenimiz var. Dik üçgenin B köşesi AC'ye gelecek şekilde katlanıyormuş. Katlanıldığı zaman şu ABD üssü üçgeni oluşuyormuş. Üçgenle ilgili kenar uzunlukları verilmiş şekilde de görüyorsunuz. 5'e 12. Son durumda elde edilen DCB üçgeninin çevresini istiyor. Çevre DCB üssünü istiyor bizden. Şu üçgen sarı üçgeni istiyor. Şimdi hemen yine katlama ile ilgili yapmamız gereken şeyleri yapalım. Şu açıyla şu açı eşit. Bu kenarla bu kenar eşit. Şunun tamamı 12 idi bu arada. Onu da yazalım. Buraya 7 kaldı. Şu uzunlukla şu uzunluk eşit. Yine şurada da açı eşitlikleri var ama onlar bu soruda işimize yaramayacak. O yüzden şimdilik onları yazmayalım. Şu eşitlik verdiğim şu uzunluklara isim vereyim isterseniz. X diyelim. Bir de şunu hatırlatalım. Dik üçgenin özel üçgenlerinden yine 5, 12, 13 diye bir üçgenimiz vardı. 5, 12, 13 üçgeni. Yani buranın tamamı 13 olmalı. O zaman buraya ne kaldı? 13 eksi x. Evet, artık istediğim üçgenin çevresini bulabilirim. Bu üçgenin kenarları nelerden oluşuyor? Bakalım hemen. X 13 eksi x 7'den oluşuyor. X'i bulmama gerek yok. Çünkü bunları toplayınca zaten x'ler birbirine götürecek. Bakın x'ler birbirini götürdü. Ne oldu? 20 olmuş oldu cevabımız. Evet, burada da bir mavi üçgenimiz var. Mavi üçgenimizin kenarları verilmiş. 6, 8, 12. Sonra bu üçgen ne yapılmış? C köşesinden AC kenarı BC kenarı üzerine gelecek şekilde katlanmış. C köşesinden arkadaşlar şu AC kenarı BC üzerine gelecek şekilde katlanıyor. A üssü BD'nin çevresini istiyor. Yine bir çevre sorusu. A üssü BD'nin çevresini istiyor. Yine biz katlamada yapmamız gerekenleri yapalım arkadaşlar. Açılar birbirine eşit oluyordu hatırlıyorsanız. Aşağı şekilde yapalım daha iyi olacak. Şu açıyla şu açı birbirine eşit. Şu kenar 8 ise burası 8. Bu parçayla bu parça birbirine eşit. Buranın tamamı 6. Buranın tamamı 12 verilmiş. Şimdi açıortayı kullanarak isterseniz isimlendirmeme devam edeyim önce. Şimdi buranın açıortay olduğu çıktı. Açıortay kenar parça oranı yaparsam 8'i 4'e bölersem bu parçaya 2K. 12'yi 4'e bölersem bu parçaya ne diyebilirim? 3K diyebilirim. Yani 5K ne gelmiş oldu? 6 gelmiş oldu. Buradan K'yı çekmiyorum. Çünkü şimdi yapacağım işlemde göreceksiniz. 5K olarak benim işime yarayacak. Şimdi bulduğum oranları yazalım buraya. 2K, 3K. Eşitlikten buraya 2K'yı taşıdım. Benden istediği çevre hangi üçgenin çevresi onu gösterelim. A üssü BD, A üssü BD yani şu küçük mavi üçgenin çevresini istiyor. Buranın tamamı 12 ise buraya da 4 kaldı. Bunu yazalım. Yani çevremiz neyden oluşuyor? 4 artı 5K'dan. Ben 5K'yı biliyor muyum? Biliyorum. 6. Ne oldu o zaman çevre? 10 olmuş oldu. C şıkkı yani.
Evet, burada da bir kırmızı üçgenimiz var. Bu iki kere kırmızı mı pembe mi tam rengi de belli değil ama kırmızı diyelim biz. Kırmızı üçgenimizin iki kere katlamış arkadaşlar. Önce nasıl katlanıyor? ABC üçgeni A köşesi BC üzerine gelecek şekilde. A köşesi BC üzerine gelecek şekilde. Yani şu sarı üçgen ilk katlanınca oluşan daha doğrusu diyelim. Daha sonra arkadaşlar şu şekilde C köşesinden D noktası BC kenarı üzeri gelecek şekilde. C köşesinden D noktası yani şurası BC'ye gelecek şekilde. Yani şu pembe üçgeni şuraya şu yeşil olacak şekilde katlamış. Evet arkadaşlar şimdi buna göre A üssü D üssü nedir diyor. Şimdi yine ilk başta katlamadan dolayı yapabileceğim eşitlikleri yapayım. İlk katlamayı kullanıyorum. Bu açıyla bu açı eşit. Bu uzunlukla bu uzunluk eşit. Bununla da bu birbirine eşit. Dolayısıyla BD burada ne çıktı? Açıortay. İlk şeklimde açıortayı bir kere bir kullanalım. Açıortay kenar parça oranından buraya 2K dersem 4'e böldüm. Buraya 3K diyeceğim. 5K 10'sa K2. Yani burası 4. Burası da ne gelmiş oldu? 6 gelmiş oldu. Şimdi bu bulduklarımı bir yerleştireyim önce. Sonra diğer katlamaya geçeceğim. Burası 4. Şuradan AD kısmından biliyorum. Şurası 6. Şu katladığım yer yine 4. Şöyle çizeyim karışmasın. Buranın 8 olduğunu biliyorum iki şekilden. Burası 8. Tamam 12 idi. Burası 4. Şurada da isterseniz yerleştireyim. Şunu bilmiyorum. Şunun 6, bunun 4, bunun 4, bunun da 8 olduğunu biliyorum. Şu anki elimdeki bilgiler. Evet, şimdi arkadaşlar yandaki diğer katlamaya bakalım. Diğer katlamada da arkadaşlar şu D köşesinden katlanıyordu. BC kenarına üzerine gelecek şekilde. Şimdi şu üçgeni buradan buraya katladığımızı düşünelim ve eşitlikleri taşıyalım. Ben şimdi buranın 6 olduğunu biliyordum zaten. O zaman şurası ne oldu? 6 olmuş oldu arkadaşlar. Dolayısıyla başka ne var yazabilecekliğim? Şu açıyla şu açı birbirine eşit. Onu biliyorum. Şu açıyla da şu açı birbirine eşit. Benden istenen de şu uzunluk. Şuranın da tamamının 8 olduğunu biliyorum. Şurası 8 eksi x kalıyor. Bir de arkadaşlar neyi biliyorum? Şurada A üssü C'ye 4 demişim ya. A üssü C'nin 4 olduğunu biliyorum. Evet, zaten bilgileri yazdığım zaman bakın x'i buluyorum artık. X çıkmış oldu. Şurada aşağı indirirsem x artı 4'e 6 dersem x eşittir ne geldi? 2 gelmiş oldu. Evet. Burada yine katlama yapılmış. A, B, D. B köşesinden katlanıyor. Katlanırken AB kenarı AC kenarı üzerine gelecek şekilde şurada gördüğünüz şu beyaz kısım katlanmış, yeşil kısım oluşmuş. Şimdi katlama mantığında yapmamız gereken şeyleri öncelikle bir yapalım. Bu açıyla bu açı birbirine eşit. Şununla şu birbirine eşit. Şu D köşesiyle yani şurası şöyle göstereyim. Alfa artı 20 ile burası birbirine eşit. Alfa artı 20. Evet, bu soruda kenarları taşımaya gerek yok arkadaşlar. Şu an taşıdığım şey benim soru çözmem için yeterli. O yüzden buradan devam edeceğiz. Bakın hep katlama sorusu. Hep aynı katlamalarda aynı şeyi yerleştiriyoruz ama istenenler farklı olduğu için yaptığımız işlemler farklı. Sadece başlangıç aynı. Başlangıçta her şeyi önce bir taşıyoruz. Şimdi burada ne yapacağız? Farklı bir renkte gösterelim. Bakın şurası alfa, şurası da alfa artı 20 ya. Burası da doğrusalsa bu ikisinin toplamı 180 olmalı. Buradan 2 alfa 160. Alfa da ne geldi arkadaşlar? 80. Evet. Şimdi buradaki sorumuza geldik. Burada ne yapılmış arkadaşlar? Burada sarı bir üçgenimiz var. AK üzerine
katlanarak B noktası AC kenarı üzerine gelerek AKB üssü elde ediliyor demiş. Bakın AK kenarından katlanıyormuş. Şu B noktası AC üzerine geliyormuş. Yani şuraya geliyormuş. Ve şu mavi üçgen elde ediliyormuş. Sonra arkadaşlar şu KB üssü C üçgeni kesiliyormuş. KB üssünden şu üçgen kesiliyormuş. Bu kesilen üçgen B üssü noktası B üzerine getirilerek KBC üssü üçgeni elde ediliyormuş şurası. Bu şekilde yapıştırılıyor buraya. Buna göre şunlardan hangileri doğrudur diye ifadelerden. Şimdi önce katlamada ve yapıştırmada yapmamız gereken eşitlikleri taşıyalım. Onu taşıyınca ona göre ifadeleri inceleyeceğiz. Şimdi ilk katlamamıza bakalım. Şuraya alfa dersem burası alfa. Buraya teta dersek burası teta. Yine şu açı ile şu açı da birbirine eşit. Şurada isterseniz şekli büyüterek tekrar yapayım. Aşağıda daha iyi göreceğiz. Biraz daha büyütelim. Bir tık daha büyüteyim. Şöyle yapalım isterseniz. Evet arkadaşlar, şimdi buradan devam edelim. Şimdi ilk yukarıda yaptığım şeyi tekrar burada yapıyorum. Şu açıyla şu açı birbirine eşit. Şu açıyla şu açı birbirine eşit. Yine bununla da bu birbirine eşit. Şimdi bu üçgen de birbirine aynısı. Şu anda bu arada uzunlukları taşımıyorum. İşime yaraması gerekirse, sorunun cevabı çıkmazsa onu da yapacağız. Şu iki üçgene bakalım. Bu iki üçgen de birbirine aynısıydı. O zaman ben şu B üssü açısına beta dersem, B açısına da beta demem lazım. Şu K açısına şöyle bir işaret yaparsam aynı işareti buraya yapmam lazım. C çift çizgi olarak gösterdim. C üssü de çift çizgi. Evet, açıların hepsini yerleştirdik. Şimdi demiş ki bize doğrusallıklar vermiş. Ben ilk başta 3. maddeden buradan başlayacağım. O şekilde çözersek daha mantıklı olacak. Çünkü o direkt gözüküyor size dikkat ederseniz. BKC noktaları doğrusal demiş. Başta bir zaten ABC bir üçgen olarak verildiğine göre şurada daha iyi görüyorsunuz ABC'yi. BKC doğrusal olmak zorunda değil mi? Çünkü üçgenin bir kenarı. Yani birinci, üçüncü şık daha doğrusu direkt doğru zaten. Şimdi ikinci şık, birinci şıkka geçelim. ABC üssü. Ben bir küçülteceğim, orası B üssü mü? Tam göremiyorum B mi? Şöyle yapalım. AB'ymiş. Evet. ABC üssü noktaları doğrusaldır diyor. Bakıyorum. ABC üssü doğrusal mıdır? Şimdi onun için şuradan yararlanacağım. Şurada arkadaşlar bakın B üssü köşesi. Yine burası zaten üçgenin bir kenarı olduğuna göre bu teta artı beta 180 yani orada. Şurası doğrusal olmak zorunda üçgenin bir kenarı. Yani teta artı beta 180. O zaman burada yani B köşesinde teta ile beta yan yana geldiğine göre 180 toplamdır. O zaman mecburen ben buranın doğrusal olduğuna karar verebilirim. Yani demek ki bir de doğru. 2'ye gelelim. 2 de nereye söylemiş? B üssü KC üssü. B üssü KC üssü yani şurası. Bunu da aynı biraz önceki birinci maddedeki mantıkla doğrusallığını söyleyebilirim. Bakın şunlara isim vereyim isterseniz. X, X diyeyim şu açılara. Şuna da Y diyelim. Buna da Y diyelim. Yine daha önce söylediğim gibi BKC'nin doğrusal olduğunu biliyorum ya. Üçgen başta verildiği için. 2X artı Y 180 olmak zorunda. Benden doğrusal mı dediği yerin üstünde de bakın dikkat edin. Ne var? Yine 2X artı Y var. O zaman mecburen bu da doğrusal. Yani üçü de doğrusal. Açıları kullanarak 180 mantığıyla bunlara karar vermiş olduk. Evet, yine burada katlama sorumuz var. Bakalım katlama sorumuzda. Bir dik üçgenimiz var. Dik üçgenin köşesi katlanmış. A köşesi BC üzerine gelmiş. A üssü noktası olarak. Buna göre diyor, ikinci şekile göre şu maddelerden, ifadelerden hangisi doğrudur diyor. Şimdi bakın dikkat edin, şurada bir 30 derece vermiş. Onu bir kullanalım. O mutlaka işimize yarayacak. Bir de katlamanın özelliğini kullanacağım. Burası 30.
90-30'dan burası 60. Onu biliyorum. Onu da yazabilirim. Şimdi katlama özelliğini kullanayım arkadaşlar. Bu açı ile bu açı eşit olmalı. Yani bunlar 45. Bu açı ile bu açı eşit olmalı. Yani burası 60. Şurada 2 iç 1 dış yaparsam bu ikisinin toplamı 60'ı vereceği için burası 30 olmalı. Bunu söyleyebilirsiniz. Burada da yine açılarımı bulabilirim. Onlar şu anda işime yarayacak bilmiyorum ama 105 olduğuna göre 180'e tamamlarsam buralarda 75 olacak. Şimdi istenenlere bakalım. Neymiş ifadelermiş. Birincisinde BD BA üssü diyor. BD neresi? Burası. BA üssü burası. Açı işime yaradı bu arada 75. BD'nin taban açısı 75. BA üssünün 60 olduğuna göre ikizkenar üçgen değil. Yani birbirine eşit değil. Yanlış ifade. İkinci ifadeye bakalım. BA üssü ile DC demiş. BA üssü burası, DC burası. Bu uzunlukla bu uzunluk da eşit olmaz. Açılarından ve kenarlarından belli zaten. İsterseniz bunu isim vererek de yaparsanız zaten çıkar. Bu da yanlış. 90-30-60'ları kullanabilirsiniz. Ama zaten bakın bütün kenarları ve açıları farklı. DA üssü A üssü C. DA üssü burası. A üssü C burası. Bakın burada ikizkenar çıkıyor görüyorsunuz. 30-30. O yüzden şu uzunluklar birbirine eşit doğru. Evet, ikinci madde isterseniz ben yine şöyle taşıyarak göstereyim. O üçgeni çiziyorum bakın BDC'ye. Şuradaki açı 45. Şuradaki açı 30. Ben şuradan dik indirirsem iki tane özel üçgenim çıkıyor. Bu arada burası DC. Burası da B. 90'ın karşısına 2A dersem 30'un karşısı A. Burası da 60'ın karşısı A köküç oluyor. Burada ikizkenardan A oluyor. Burası A kök 2 oluyor. Bakın tekrar bakalım isterseniz. BA üssü DC idi benim istediğim. Şimdi BA üssü şurası. DC de şurası. DC'yi 2A buldum. BA üssünü de toplamını A artı A kök 3 buldum. Dolayısıyla ben şurayı ayırabilmek için A üssü C'ye ulaşmam lazım. A üssü C'yi de tekrar şuradan bulabilirsiniz. Şurası 2A ise 30-30-120'nin özelliği vardı. Orası 120'nin karşısı eşit kenarların kök 3 katıdır. O zaman 30'un karşısı olmak için 2A'yı kök 3'e bölmem lazım. Dolayısıyla buradan da bunu çıkarırsanız bu kenara ulaşırsınız. Ama aynı gelmeyeceği için ben buradan sonra işlemlere daha fazla devam etmiyorum. Kafanız karışmasın diye. İsteyen devam edebilir buradan. Evet, şimdi burada bir ABC üçgeni verilmiş arkadaşlar. ABC üçgeninin DE kenarı BC kenarına paralelmiş. K iç açıortayların kesim noktasıymış. AD 3, AE 4 birimmiş. Şimdi bu verilenlerin dışında bir de şunu söylemiş bana. AD üçgeni kesiliyormuş. A noktası K'ya gelecek şekilde ve DE uzunluğu BC'ye paralel olacak şekilde ikinci şekilde olduğu gibi yerleştiriliyormuş. Bakın K noktası A noktası K'ya geliyormuş ve şu D üssü E üssü de BC'ye paralel oluyormuş. Şimdi buna göre işlemlerimizi yapalım ama önce biraz şeklimizi büyütelim. İkinci şekilde yapacağım işlemlerimi. Daha rahat bir şekilde yapmış olalım. Evet. Şimdi bir kere bu anlattıklarımızdan ben ne anlıyorum? Bu üçünün birbirine paralel olduğunu. K iç açıortayların kesim noktası olduğuna göre BK'dan çizdiğim zaman bunun açıortay olduğunu, KC'den çizdiğim zaman bunun açıortay olduğunu ve A'dan çizdiğim zaman bunun açıortay olduğunu anlıyorum. Açılara isim vereceğim ama bundan önce şunu yapalım. Kenar parça oranını. Şu yukarıdaki AD üçgeninde 3 kenarına düşen parçaya 3K dersem 4 kenarına düşen parçaya 4K demeliyim. Şimdi açıları isimlendirelim. Buraya alfa dersem burası alfa. Buraya teta dersem burası teta. Paralellik vardı hatırlıyorsunuz. Buradan Z yaptığınız zaman bakın şöyle birini göstereyim. Z yaptığım zaman alfayı buraya alırım. Burası ikizkenar olur. Bu ne olur? 3K. Aynı mantığı burada yaparsam burası teta olur. Bu ne olur? 4K olmuş olur arkadaşlar. Şimdi şu üçgenle şu üçgen birbirinin aynıydı. O zaman buradaki açıyla buradaki açı aynı. Dolayısıyla ben buradaki açı göndeşten dolayı 2 alfa diyebilirim.
O zaman bu açı da 2 alfa. Burada da bununla bu birbirine paralel olduğu için bu 2 alfa ise buraya da 2 alfa diyebilirim. Aynı mantıkla bu 2 teta, bu da 2 teta. Bu son yaptığım açıları neden yaptım arkadaşlar? Şunu göstermek için yaptım. Bu 2 alfa, bu da 2 alfa olduğuna göre demek ki bununla bu da birbirine paralel. Zaten şunlar paraleldi. Yani şu bir paralel kenar çıktı. O zaman burası 3K ise buraya 3K. Buraya 3K. Aynı mantık burada olacak. Burası 4K. Burası 4K diyebilirim. Ve yine bu üçgen AD ile aynı olduğuna göre buraya 90 ve bu uzunluğu da 5K diyebilirim. Yani benden istenen MN uzunluğu 5K olmuş oldu. Artık ben ne yapacağım? K'yı bulacağım arkadaşlar. K'yı bulmak için de arkadaşlar yine yukarıdaki AD üçgeninden yararlanacağım. 3, 4, 5 üçgeninden buranın 5 olacağını biliyorum ya. Demek ki 7K 5'e eşit. 7K 5'e eşit ise K 5 bölü 7. Benden MN'yi istiyordu. 5K ile o da 5 çarpı 5 bölü 7'den 25 bölü 7. Yani E şıkkı cevabımız. Evet, burada da bir üçgenimiz var. Yine bir açıortayımız var. Gördüğünüz gibi ABC üçgeni bir tane açıortayımız var. Kenarları 10'a 15'miş. Bu üçgen şu DE, şuraya E demiş. DE noktasından kesiliyormuş. Bir ABDE dörtgeni şurada gördüğünüz gibi. Bir de DEC üçgeni şurada gördüğünüz gibi elde ediliyormuş. Bu ABD'nin çevresine A, diğerinin çevresine B demiş. Bu durumda çevreleri farkının ve çevreleri toplamı ile ilgili şu verdiği değerlerden hangileri doğrudur diyor. Şimdi önce açıortayımızı kullanarak işe başlayalım. Bu kenar 10, bu kenar 15 ise 10'u 5'e bölersen burası 2K, 15'i 5'e bölersen buraya 3K diye bilirim. Açıortaydan elde ettiğim parçaları ve kenarları şimdi yan taraflara taşıyalım ki çevreleri elde etmek için. Burası 10. Şurayı şu anda bölmedim. O yüzden oraya yazmıyorum. Şurası 2K. Yine burayı da yazmadığım için şu an orası dursun. Şurada da DEC üçgene bakarsan burası 3K. Şu an bildiklerim bunlar. Şimdi devam edeyim o zaman. Başka neler bulabilirim? Bakın soruda bir paralellik var. D noktasından BE kenarına paralel olacak şekilde diyor. Yani demek ki kesilirken şu çizgi şuna paralelmiş. Paralelse ben burada ne yapabilirim? Z yapabilirim. Yani şu nokta açıyı buraya alabilirim. Nokta açıyı buraya aldığım zaman ne olur? Şu uzunlukla şu uzunluk birbirine eşit olmuş olur. Yani ikizkenarlık gelmiş oldu. Şimdi bu ikizkenarlığı kullanarak arkadaşlar ne yapabilirim? Şu DE uzunluğunu paralelliği ve ikizkenarlığı kullanarak DE uzunluğunu elde edebilirim. Şimdi benzerlik yapacağım arkadaşlar. Şu paralelleri gören tepeden başlıyorum. 3K'nın 5K oranı, DE'nin 10'a oranı diyorum. 3K'nın 5K oranı, DE'nin 10'a oranı diyorum. Buradan sadeleştirmelerinizi yaptınız. DE uzunluğu ne geldi? 6. Burası 6'ymış yani. Bu buna eşit olduğu için bu da 6. Tamamı 15'ti. Buraya ne geldi o zaman? 9. Evet, biraz daha uzunluk bilgisi buldum. Bunları da yerleştirelim. AE 6'ymış. EC 9'muş. DE de 6'ymış. Evet, K dışında çevre ile ilgili şu an bütün bilgileri buldum aslında. O zaman buraya kadar olan kısmı isterseniz bir taşıyalım. Yani A dediğim dörtgenin çevresi 16 6'yı toplarsam bir de 2K'yı eklersem 22 artı 2K'dan oluşuyor. B dediğim üçgenin çevresi de 6 artı 9 artı 3K 15 artı 3K'dan oluşuyor. Şimdi K ile ilgili yorum yapmam lazım ki birinci, ikinci, üçüncü ifadelerle ilgili doğruluk, yanlışlık bilgisi verebilirim. K'yı bulmak için arkadaşlar BC kenarından yararlanacağım. BC kenarı ile ilgili de arkadaşlar yine üçgen eşitsizliğinden yardım alacağım. Şuraya isterseniz orası çok karışmış çizelim. Buraya 10, buraya 15. Şuraya da 5K diyelim. Burada üçgen eşitsizliği yaparsam 15 eksi 10 küçük 5K küçük 15 artı 10 olmuş oluyor.
Hatta şunu 5K değil de BC olarak yazayım ilk başta isterseniz. 15 eksi 10 BC 15 artı 10. Buradan BC 5 ile 25 arasında geliyor. Şimdi arkadaşlar, şeklin kenar uzunlukları tam sayı demiş, bakın bir de burada. Şeklin kenar uzunluklarının tam sayı olması için şu 2K'da diğer kenarları zaten biliyorum, tam sayı sıkıntı yok. BD ve DC'yi de tam sayı yapmak için K'nın tam sayı olması lazım. Veya BC 5K'nın tam sayı olması için yine K'nın tam sayı olması lazım. O zaman BC 5'in katı bir sayı olduğuna göre tam sayı çıkabilmesi için ben BC'yi 5'in katı bir sayı seçmem lazım. 5 ile 15 arasında. Bununla da ilgili ne seçebilirim? Bir 10, bir 15, bir de 25 seçebilirim. 10 değeri için, BC 10 için K ne geliyor arkadaşlar? 5K'yı 10'a eşit derseniz BC 5K olduğu için K2 geliyor. K2 olduğuna göre bu durumda çevrenin A değeri 22 artı 2K'dan 24 oluyor. B değeri de arkadaşlar 15 artı, pardon, şurası farklı oluyor, yanlış söyledik. 22 artı 2K'ydı. K2 olduğu için burası 4 olur. 22 artı 4'ten 26 olur. B'yi de yine aynı şekilde yapalım. K2 olduğu için 6 olur. 15 artı 6'dan 21 olur. Demek ki 10 için bulduğum değerler 26'ya 21. Şimdi 15 için bulalım. 15 için bulduğum değerlerde arkadaşlar, 5K'yı 15 eşitlediniz, K3 oldu. Bu durumda A değeri, K yerine 3 yazdığın zaman 6 olacak. 22 artı 6'dan 28. B değeri, K yerine 3 yazdığın zaman 9 olacak. 15 artı 9'dan da 24 olmuş olacak. Son olarak da 20 için yapalım. Şurası 20 idi. 20 için K4 olacak. 4 yazdığım zaman 8'den A30 gelecek. 4 yazdığım zaman 12'den B'de 27 gelecek. Şimdi ifadelere denelim. A eksi B'nin en büyük değeri, A eksi B'nin en küçük değeri, bir de toplamı istiyordu. Şimdi bu bulduğum A, B'lere göre A eksi B ve A artı B'leri bulalım. Şurayı ben sileceğim arkadaşlar. Evet, birincisi için A eksi B'yi bulalım. 26 eksi 21'den 5 oldu. A artı B'yi bulalım. 26 21'den 47 oldu. İkincisi için A eksi B'yi bulalım. 28 eksi 24'ten 4 oldu. 28 artı 24'ten 40 52 olmuş oldu. Aynı şey arkadaşlar, 30 ve 27 için yapalım. 30 ve 27 için A eksi B 3 oldu. A artı B de ne olmuş oldu? 30 artı 27'den 57 olmuş oldu. Şimdi ifadeleri inceleyelim. A eksi B'nin en büyük değeri 5'tir demiş. Doğru. A eksi B'nin en küçük değeri 2'dir demiş. Yanlış. Çünkü 4 bulmuş olduk biz. A artı B toplamının değeri 45 olabilir demiş. Bakıyorum, bulduğumuz bu değerler arasında 45 yok. Bu da yanlış. Demek ki yalnız bir doğru olmuş oluyor. Evet, bayağı uzun bir soru gördüğünüz gibi. Ama tek tek verilen bilgileri yine kullanmış olduk. Evet, bu soruda yine bir açıortayımız var. ABC üçgeninin B köşesi katlanıyor önce bir BB üstüne gelecek şekilde. Sonra C köşesi AC üzerinde yine gelecek şekilde katlanıyor. Bizden de ne istiyor arkadaşlar? Son durumda oluşan dörtgenin içindeki AB üssü DC üssü dörtgenini, yani şu yeşil dörtgenin çevresini istiyor. Şimdi önce katlamadan dolayı kaynaklanan eşitlikleri ve açıları yazalım. Bir de açıortayı kullanarak kenar bulalım. Şimdi isterseniz katlamadan önce açıorta yapalım. Çünkü katlamada biraz daha karışacak. Açıortayın
Parçaları 3'e ve 4 verilmiş. 4 olan parçaya kenar 8 düşmüş. 3 olan parçaya kenar ne düştü o zaman? 6. Evet, kenarı bulduk. Şimdi gelelim katlama kısmına. Bu B köşesini katladığımızda, hatta katlama kısmını şurada da yapabiliriz. Şeklimizi biraz büyütelim isterseniz. Biraz daha büyütelim. Şöyle iyi sanki. Evet. Şimdi katlama kısmını burada yapayım arkadaşlar. Şimdi katlandığına göre şu uzunlukla şu uzunluk eşit, şu uzunlukla şu uzunluk eşit, şu açıyla şu açı eşit olmuş oluyor. Hatta yine şu açıyla da şu açı birbirine eşit. Aynı şeyi bu tarafta yapacağız arkadaşlar. Yine katlandığına göre bu uzunluk eşit. Şununla şu eşit. Yine bu açıyla da bu açı eşit. Şimdi bir kere şu katlanan üçgenler dikkat ederseniz ikizkenar geldi. Neden? Kenar eşitliği oldu katlamadan ve açıortay da gelmiş oldu bu ikizkenarlarda. Bu açıortayları da ikizkenarın özelliğinden, bir ikizkenar üçgendeki açıortay neydi? Tepeden inen açıortay dik gelmek zorundaydı aynı zamanda. 90 da yerleştirebiliriz burada. Şurası çok küçük olduğu için çok karışmış. Bunu sadece ikizkenarlığını, açıortayını bir de 90'ını yazayım isterseniz. Diğer eşitlikleri yazmayalım şimdilik. Evet, şimdi şu anda katlamadan kullanabileceğim bilgiler bunlar. Şimdi kenar olarak neler buldum onlara geçelim. 3 vardı zaten, 4 vardı. Şurası 8'di, şurası 6'ydı. Şimdi katladığımda taşıdığım uzunlukları yazayım. Bu uzunluk 3, bu uzunluk 4 olmuş oldu. Benden istenen yere şuraya çevreyi bulmak için benden istenen yere geçmeden şuraları isimlendirirsem şu parçaya A, şu parçaya A dersem şurası 6 eksi 2A kalıyor. Şuraya B, şuraya B dersem burası 8 eksi 2B kalıyor. Şimdi yeşil dörtgenin çevresini harfli de olsa ifade edebilirim. Şuraya onu yazayım. Çevre A, B üssü de C üssü. Yani yeşil dörtgenin çevresi. Ne var yeşil dörtgenin çevresinde? 3, 4, 8 eksi 2, B, 6 eksi 2A yazıyorum. 3, 4, 8 eksi 2, B, 6 eksi 2A. Bunu düzenlersek sayıları toplayalım. 12, pardon 3, 4, 7, 7, 8, 3, 4, 7, 7, 8, 15, 6 da buradan ne geldi? 21. Evet, 21 eksi 2B, bir de eksi 2A'mız var. Evet, çevremiz bu şekilde. Hatta şurayı eksi 2 parantezine alırsak B artı A. Evet, yani çevreyi bulmak için benim neyi bulmam gerekiyor? A artı B'yi bulmam gerekiyor, değil mi? O zaman A artı B'yi bulmak için neler yapabiliriz ona bakalım. A artı B'yi bulmak için iki tane işlem yapacağız. Birisi açıortaydan kollara çizilen parçaların eşitliği. Şimdi onu göstereyim. Biraz şekil karışıyor ama isterseniz şu yan tarafta gösterelim onu. Bakın şu uzunluk ve şu uzunluk. Şuradaki uzunluklar değil mi? Ben şuraya E dersem, şuraya da F dersem, şu F, şu da E, şu uzunluklar. Buraların dik olduğunu burada ispatladım. Açıortayı anlatırken şöyle bir şey demiştik. Açıortay üzerindeki bir noktadan kollara çizilen dikler eşitti. Dikler dışında dikten köşeye kadar olan şu parçalar da eşitti. O zaman bunun eşitliğini kullanırsam ben yine ikinci şekilde şuraya A, şuraya da B demişim ya. O zaman burası 6 eksi A. Şurası da 8 eksi B olmuş oldu. Demek ki 6 eksi A 8 eksi B'ye eşit oluyor. Buradan da arkadaşlar B eksi A ne geldi? 2 geldi. Evet. Bu birincisi. Şimdi bir denklem daha kullanacağım. Onu da iki tane dik üçgenimde Pisagor eşitliği yaparak kullanacağım. Nerede yapacağım onları göstereyim. Şu üçgenle şu üçgende Pisagor bağıntısı yapacağım.
Şimdi açıortaydan kolları çizilen diklerin de eşitliğini biliyorum, değil mi? Aynı zamanda burada onu da söyleyelim. Yanları söyledik ama şimdiki sorumuz için o lazım. Şu dikler de birbirine eşit. O zaman ben şu ikisinde şu ortak dik kenarları, yani birbirine eşit olan dik kenarları kullanarak Pisagor yazarsam oradan bir denklem daha elde edeceğim. İsterseniz oralara x diyelim. Şimdi şuradan Pisagor yazarsanız 3'ün karesi eşittir a kare artı x kare. Şuradan Pisagor yazarsanız 4'ün karesi eşittir b kare artı x kare. Buradan x kareleri çekip eşitlerseniz 9 eksi a kare 16 eksi b kare geliyor. Buradan da bunu düzenlerseniz a'ları b'leri, yani ifadeleri bir yere, sayıları bir yere alırsam b'yi bu tarafa aldım. B kare eksi a kare 16 eksi 9, yani b kare eksi a kare 7 gelmiş oluyor. Bunu açılımdan b eksi a b artı a diyebilirim. B artı a'yı bulmam lazım. B eksi a'yı da yukarıda bulmuştum zaten farklı bir şeyden. B eksi a yerine 2 dersem, şöyle göstereyim. B eksi a yerine 2 dersem b artı a'da ne gelmiş oluyor? 7 bölü 2. Evet, şimdi bu b artı a'yı çevrede yerine yazarsam sorun bitecek. 21 eksi 2 çarpı 7 bölü 2'den 2'ler zaten birbirini götürüyor. 21 eksi 7 geliyor. Oradan da sonucum ne geldi? 14 gelmiş oldu. Burada bir ABC dik üçgeni verilmiş. ABC üçgeni ilk başta bu BD kenarı üzerinde katlanıyormuş. Şurada ikinci şekilde gördüğünüz gibi. Daha sonra D noktasından C köşesi üzerinde katlanıyormuş. DBC gelecek şekilde şurada olduğu gibi. Bizden de ne istiyor? Şu ifadelerden hangisi doğrudur diyor. Ben şimdi katlamanın hepsini şu birinci şekilin yanındaki şekilde yapacağım arkadaşlar. Şimdi ilk katlamayı burada zaten göstermiş. Katlama kuralını kullanırsam bu açıortaysa bu açıortay. Bu parçayla bu parça eşit. Bu parçayla bu parça eşit, değil mi? Bu açı 90 ise bu açı 90. Bunları söyleyebilirsiniz. Buranın 6 olduğunu vermiş. O zaman buraya 6 diyebilirim. Şu an elimdeki bilgiler bunlar. Şimdi arkadaşlar şu çıkan BD açıortayından dolayı bu büyük üçgenin de açıortayı oldu. O zaman ben açıortay kenar parça oranı yapabilirim. Şimdi 6 8 üçgeninden buranın 10 olduğunu biliyorum. 6'yı 2'ye bölersem burası 3K kenar parça oranından. 10'u 2'ye bölersem burası 5K. Yani 8K 8 geliyor arkadaşlar. K'da ne oluyor? 1 oluyor. O zaman demek ki şurası 3. 3K'dan burası da 5. Burası da zaten mecburen 3. Çünkü eşit olduğunu söyledim. Buraya da ne kaldı? 4 kaldı. Özel üçgenlerden 3, 4, 5. Şimdi tekrar diğer katlamayı yapalım arkadaşlar. Diğer katlama da bakın şurada göstermiş. D köşesi D üssü olarak buraya geliyor. Şu beyaz üçgenle mor üçgen katlanmış hali. Onu ben şimdi burada bunun üstünde yazacağım. Şimdi şuraya katladım. Pardon, onu bir silelim. Yanlış çizdik. Evet. Şimdi arkadaşlar katladık. Nereye gelmiş oldu? Şöyle gelmiş oldu, değil mi? D üssü şöyle bir yerde geldi. Çünkü şunun üzerinden katlandı. Hatta bunun üzerinden katlandığı için buranın açıortay olduğunu söyleyebilirim. Şu parçayla farklı bir işaret yapalım. Şu parçayla şu parça eşit diyebiliriz. Şurada hatta E noktası diyelim. Çünkü E olarak verilmiş. Bu kol 5 ise bu kol 5 olacak. Yani burası 1 olur. O zaman şu araya da tamamı 6 idi, 5 kalır. Bunları yazabiliriz. Şimdi bakalım ifadelerden hangisi çıkmış arkadaşlar. A üssü D üssü 1 demiş. Evet, onu bulmuşuz. Doğru. BD üssü 5 demiş. Evet, onu da bulmuşuz. Doğru. Bir de BE'yi istiyor. Şimdi BE çıkmamış. Onu bulmamız lazım. Burada da şunu hatırlayacağız. Üçgende iç açıortaylar bir noktada kesişiyordu. O zaman bu B'den gelen açıortaysa, buradan C'den gelen açıortaysa, buradan da A'dan gelen ne olmak zorunda? Açıortay olmak zorunda arkadaşlar. Açıortay kenar parça oranından da 3 6'dan dolayı ben buraya K dersem ya da farklı bir şey diyelim, bir öncekiyle karışmasın. A dersem 6 ya da 2A diyeceğim. BD uzunluğu da arkadaşlar orada dikkat ederseniz şuraya çizeyim isterseniz. Şurası 3, burası 6 ya, burası 3 kök 5 olur. Kenarlardan biri diğerinin iki katı olduğu için. Yani 3A 3 kök 5 gelmiş oluyor. Dolayısıyla A kök 5 oluyor. Benden BE uzunluğunu soruyordu. BE uzunluğu 2A olduğuna göre ne olması lazım? 2 kök 5 olması lazım.
Yani o zaman bu da doğru çıktı. Demek ki bilgilerimizden üçü de doğru arkadaşlar. Evet, burada bir KB ana yolundan KE KC eşit açıyla ayrılmış. Şu açılar eşitmiş bakın. Yollar çizilmiş. K ile AQ arası 12, K ile C arası 5 kilometre, A ile B köyleri arası 15 kilometreymiş. B köyünün KC yoluna olan kuş uçumu uzaklığı 12 kilometre. Şimdi KC yolumuz burası. B köyümüz de burası. KC yoluna olan kuş uçumu uzaklığı derken buradan normalde en kısa uzaklığı kastetmiş oluyor. Bu durumda B'den, bu arada dikkat edin bakın, KC'yi ışın şeklinde göstermiş. Yani başlangıcı K ama C'yi sonsuza doğru almış. Yani üzerinde almak zorunda değiliz. Burada KC yolu devam ediyor çünkü. Bu durumda B noktasından arkadaşlar KC'ye olabilecek en kısa yol ya da kuş uçumu yol dik uzaklık olur. Dolayısıyla bu uzaklığında 12 olduğunu söylemiş. Benden de ne istiyor? A, K ve C köylerinden bağlanan yollar arasındaki açılar daraçı olduğuna göre B ile C köylerinin arasını istemiş arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlar açıortayı kullanacağız. Diyeceğiz ki şurası açıortay olduğuna göre açıortaydan kollara çizilen dikler eşit. Yani bu kola çizilen dik 12 ise buradan diğer kola çizilen dikin ne olduğunu söyleyebilirim. 12 olduğunu söyleyebilirim. 12-15 özel üçgeninden burası ne gelir? 9 gelir. Açıortayda hatırlıyorsanız şurada ayrıca söyleyeyim. O şekilde çünkü biraz daha karıştı. Şimdi açıortay üzerinde alınan nokta bu olsun. Bu durumda bu kola çizilen dikle bu kola çizilen dik eşitti. Bunun yanında da dikten köşeye kadar, dikten köşeye kadar şu parçalar da eşitti. Böyle bir kuralımız vardı. O yüzden buradan buraya 12 artı 9'dan bu 21 ise buradan buraya bunun da 21 olması lazım. O zaman 5'i çıkardığım zaman buraya ne kaldı? 16 kaldı. Şurada 12-16 özel üçgeninden de BC uzunluğu şöyle çizeyim isterseniz. BC şurası 16, şurası 12. 12-16 özel üçgeninden de bu 4'ün 4 katı, bu 3'ün 4 katı. O zaman burası da 5'in 4 katından ne olur arkadaşlar? 20 olmuş olur benden istenen BC yolunun B ile C köyleri arası uzaklık.